yazar Erdem'le Neşe-i Muhabbet yine dopdolu. Türk Halk Müziği'nde Erol Arpa, Ali Zor ve Aysel Şeker. Türk Sanat Müziği'nde İnci Güneş, Esra Bozkurt ve Saz Ekibi. Şov bölümünde ise anlatacağı fıkralar ve yapacağı taklitlerle sizi gülme krizine sokacak bir isim. Hikmet Karadeniz. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği'ni iç içe yaşayacağınız yine unutulmaz bir program. Erdem'le Neşe-i Muhabbet 9 Mayıs Pazar günü 15-18 saatleri arasında Medya FM'de. Erol Arpa. Yazıyla Kürdüyle, Alevisiyle, Çerkezine bütün olmuşuz dayım. Ali Zor. Bir gün olur bende düşüp gidersem, kardeş değil sen de ağlama. Aysel Şeker. Kara dağlar kara bulup içinde, bence bu çocuk yaşamaz, seni bilmem doktor emmi. Her pazar Erdem'le Neşe-i Muhabbet programında Medya FM'de buluşmak üzere. 9 Mayıs Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Evet sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 15.15. 15 dakika röterle Erdem'le Neşe-i Muhabbet programına büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, büyük bir keyifle ve büyük bir azimle startımızı vermiş bulunmaktayız. Benim şu an halimden burada konuklarım görüyor. Bayağı bir heyecan içerisindeyim. Çok da mutluyum çünkü yine dop dolu, yine kıpır kıpır, yine cümbür cemaat bir program olacak hep birlikte. Efendim programımızın tanıtımlarında geçen isimlerden Aysel Şeker hanımefendilerden az önce bir telefon geldi. Radyomuza gelirken arabalarının frenleri patlamış aynı filmlerde olduğu gibi. Ve bu fren patlamasından dolayı sağa çekip tamirci bekliyorlarmış. Onun için herhalde belki programa yetişemeyebilirler. Böyle bir özürleri var kendilerinin. Anlayışla karşılamak gerekiyor. Ama bizim programımız dop dolu. Tam tamına burada 9 kişiyiz efendim. Kim var? İnci Güneş hanımefendi var. Sanatçımız, Türk sanat müziğini en güzel icra eden, sesleden bir tanesi. Geçen hafta pazar günü... Fuarda programımızda yine teşrif eden Coşku Sabah benzetmesi yaptığım bir kişi. Yani Zafer Tunabay var. Yine bir kemane ustadımız var. İsim alabilir miyim? Taner Tankır. Evet. Tanka. Çok güzel. Az sonra keman sola da dinleyeceğiz kendilerinden programın ilerleyen dakikalarında. Ondan sonra efendim söyleyeyim. Yalçın Bulut var. Hem solist hem ut çalıyor. Efendim programı tabii ki Aysel Şeker'in yerine son anda biliyorsunuz efendim Erdem'le Neşe-i Muhabbet programı gerçek anlamda sürprizlerle dolu bir program. Aysel Şeker hanımefendi yerine son anda çok güzel bir sesi getirdik biz bu programa. Yine Türk Halk Müziği söyleyen genç bir arkadaşımız. Kaç yaşındasın sen? 13 yaşında. Ama müthiş bir sesin var senin. Bak bir anlat bakalım kendini. Önce bir en ufak sensin bir dinleyelim seni. Yani şarkı türkü söyleme. Tanıt kendini. Ben Gürkan Kaya. Evet. 1986. İstanbul doğumluyum. 3 senedir Muhabbet Müzik Evi'nde kurs görmekteyim. Kurs görmektesin. Buradan Muhabbet Müzik Evi'ndeki ders görenlere selamlarımı iletiyorum. İletiyorsun. Çok güzel bir sesin var senin. Bak büyük övgüler geldi sana. Herhalde değil mi Ali Zor? Marmara TV'den sürekli çağırıyorlarmış gitmiyormuş öyle mi? Değil mi? Sürekli çağrılıyorsun sen Marmara TV'den öyle mi? Bilmem. Yani tabii büyük istek almış. Bakalım göreceğiz bu isteği de Medya FM'den alacak mısın? Az sonra buna şahit olacağız. İnanıyorum çok güzel bir sesin var. Efendim Erol Arpa burada. Programımızın daha önce gelen sanatçılarından bir tanesi. Ne diyor? Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle hepimiz kardeşiz diye tanıtımlarda sürekli kendi sesini duyduk Erol Arpa'nın. Böyle insanlara mesaj veren türküleriyle inşallah önümüzdeki günlerde gündeme gelecek bir isim Erol Arpa. Onun da güzel sesini az sonra dinleyeceğiz. Ve Ali Zor var efendim burada. Ali Zor'umuz. Getirmek pek zor olmasa da çok güzel bir sesi var. Erdem'le Neşe-i Muhabbet programını her zaman geleceğini söylemesi bile benim için büyük bir mutluluktur. Ali Zor burada ama ben önce İnci Güneş'ten başlıyorum. İnci Hanım. Birazcık kendinizi anlatır mısınız bize önce? Ben 17 5
1965 İstanbul doğumluyum. Aşağı yukarı 10 yıldır yaklaşık İstanbul sahnelerindeyim. Boğaziçi Mısıki Vakfı'na devam ettim. Çok sevgili canım hocam Sayın Sezer Yaşmut'tan feyiz aldım. Müzik bizim ailemizde var. Benim rahmetli dedem Hafız'dı. Annem İstanbul Radyosu solistlerinden idi. Sahne yaşantısı da oldu, radyo yaşantısı da oldu. Ben de işte herhalde aileden gelen domatik bir genlerimle ilgili bir özelliğim benim. Müziği hep sevdim. Önce sahneyle başladım. Şimdi Marmara Yelken Kulübü'nde programlarıma, sahne programlarıma devam ediyorum. Bunun yanında beste ve söz çalışmalarım var. İnşallah en kısa zamanda... Kaset yapacaksınız. Kendim de yapabilirim. Bestelerimi değerlendirebilirim de başka anlamda. Bu çalışmalarım da devam ediyor. Peki. Görüşmelerim çalışmalarım. Teşekkür ederim Mazis Hanım. Sizi tanıdığımız için çok mutlu oldum. Zafer Bey'i de bir tanıyalım. Biraz sizi ayağa rica edeceğim efendim. Kalkar mısınız efendim ayağa azıcık? Buyurunuz Zafer Bey. Sizi de Coşkun Sabah benzetmesiyle geçen hafta programı tanıtmıştık zaten. Teşekkürler ederim. Buyurun efendim. Evet, ben de doğumdan başlayayım. Ben de 1950 İstanbul doğumluyum. Sultanahmet'te doğdum. Aile itibariyle Trakyalıyız biz. Annem Bulgaristan'dan, babam da Bulgaristan'dan, annem Selanik'ten göçme. Neticeten Erol abimizin dediği gibi biz de bu ülkenin büyüklüğünü biliyoruz. Yaşadığımız olayları biliyoruz. Bu kardeş ve dostluk çağrısına ben de aynen katılıyorum. Önümüzdeki günler çok güzel günler olacak. Hepimiz için olacak. Bu mutlulukla başladık. Daha sonra tabii müzik evrensel bir hadise. Nota enternasyonel bir lisan. Biz bu noktada birleşiyoruz. Daha da ileri gideceğiz. Türk müziğimizin, daha doğrusu bizim mozaiğimizin müziği herkese malum. Folklorumuz kadar zengin bir folklor daha yok. Bunlar hep övünç, kıvanç verici şeyler. Biz klasik Türk müziği ağırlıklıyız. Evet. Az önce İnci kardeşim de dediği gibi birlikte olduğumuz zamanlar bunu icra ediyoruz. Ben bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Bizim de orada bir müzik derneğimiz var. Onun müzik sorumlusuyum. Bizim hocamız Amir Ateş Hoca idi. Amir Ateş. Evet, Amir Anlıyorsun. Ateş Hoca idi. Anlıyorsun. Ondan sonra şimdi işleri yoğun. Bize bıraktı ama elini de esirgemiyor. Daraldığımız zaman her zaman desteğini gördüğümüz bir hocamız. Hasılı kelam böyle. İlerleyen saatlerde. Çok güzel. Sizden de bir şarkı dinleyeceğiz Zafer. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Peki efendim. Sadece bir isim soyad alabilir miyim sizin sesinizi duymak adına? Sevgili Kemani Ustadımız. Taner Tankı. Taner Tankı. Evet. Yeter. Başka bir şey söylemek isterseniz buyurun. Herhalde siz fazla konuşmayı sevmeyen bir sanatçımızsınız. Peki sizi tanıyalım. Merhaba diyorum ben. Bu güzel program hazırladığınız için teşekkür ediyoruz. Adım Yalçın Bulut. Beni tabii ki Maltepe'den sonra İzmit arası bütün radyo severler, dinleyiciler bilirler beni. Çünkü ben de bu İstanbul radyolarından bir tanesinin reklam ve yayın yönetmenliğini yapıyorum. Hangi radyo bu? İsim vermemiz lazım. Ver ev isimler beni bilelim. İstanbul Melodi FM radyosunda. Melodi FM. Evet. Pendik'te biliyoruz. Bir ismini duymuştum ben o radyonun. Reklam ve yayın yönetmenliğini yapıyorum. Aynı zamanda tabii ki müzik organizatörlüğü olarak bir takım çalışmalarımız var. Konserler gibi, konser gece organizasyonları gibi bir takım çalışmalarımız var. Bu şekilde yayın akışımızı, iş hayatımızı devam ettiriyoruz. Tabii ki böyle güzel bir gece programda benim de sunmuş olduğum program Türk Sanat Müziği üzerine hazırlamış olduğum bir 18 ila 21 arası bir program vardır. Tabii ki bir radyocunun başka bir radyocuya konuk olması çok güzel bir duygu, güzel bir olanak, güzel neticeler. Tabii ki mutluyum yani şu anda. Teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki ben hemen bir şey sorayım sana. Lütfen. Ben de bir radyocunun ne yapıyordun radyoda mesela onu biraz duyalım senden. Radyoda ne yapıyorum? Radyo işte dediğim gibi 18 ila 21 arası Türk Sanat Musikisi üzerine işte makamlarıyla, usulleriyle, işte şarkıyı besteleyen bestekarın hayatıyla ilgili inerek hem böyle bir bilgi yönüyle bir program hazırlayıp sunuyorum aynı zamanda. Radyoda. Halen devam ediyor mu? Devam ediyor. Hangi radyo olduğunu bir daha duyabilir miyiz? Melodi FM. Halen devam ediyorsun. Tabii tabii. Hafta içi her gün. 18 ila 21 arası. 21 arası tabii dinleriz yani eğer fırsatımız olursa. İnşallah siz de bizim konumuz olacaksınız tabii, tabii. Burada çok, dostluk çok, dayanışma. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli. Çünkü şöyle bakıyorum ben radyolar arasında büyük bir rekabet var. Evet. Yani çekememezlik gibi böyle olasılıklar yaşanıyor maalesef bu X radyolarda. Ama tabii ki bu üzücü olay. İstenmeyen bir takım olaylar.
ben burada bunu göstermek, birbirimize karşı bu dostluğu artırmak, bazı çekemeyen düşünceler, art niyetler burada tabii ki çatlasın diyorum. Peki dostluğumuzu arttırmak için soruyorum. Melodi FM hangi frekanstan çıkıyor? Melodi FM Radyo 88 ve 92.4 frekanslarından yayın yapan bir radyo. Evet. Ne kadar güzel. Onu da en azından şimdi dostumuzu pekiştirmek adına sormuş. Tabii. Teşekkür ederim. Senin o zaman programda yapıyorsun. Bu işlere pek yabancı da değilsin. Sesin de elbette o kadar da güzeldir yani. Bir o kadar da güzeldir. Şimdi, program yaptığına göre az şimdi, sonra şahit olacağız. Bakalım artık. Az sonra şahit olacağız. Tabii ki benim dinleyicilerim biliyorlar. Peki o zaman bakalım belki dinleyicilerinden arayan olursa onlara da konuşuruz. Anlatırlar senin programda neler yaptığını. İnşallah. Veyahut da neleri onlar istediği zaman senin yapmadığını. Tabii. Değil mi? Bak ne güzel de söyledim. Hemen Erol Arpa'ya geçmek istiyorum. Buyurunuz Erol Bey. İsmim Erol Arpa, 1965, Erzincan İliç doğumluyum. İki çocuğum var, bir kız, bir erkek. İsimleri, kızımın ismi Gülşah, oğlumun ismi Sezerşah. Ne? Gülşah ve Sezerşah. Gülşah ve Sezerşah. İkisi de şah geçiyor yani. Eyvallah. Şahmat. Eyvallah. Ve ben kendim işletmecilikten uğraşmaktayım. Kadıköy Altıyol'da düğün salonu işletiyoruz. Salonumuzun ismi Gamze, evet. Düğün Sarayı. Eğlenmek isteyenler tabii ki bize müracaat edebilir. Ve orada kendim sahne amiri ve salon müdürü olarak görev yapmaktayım. Tüm arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Sahne amiriyim demiştiniz değil mi? Ve sanatçı, evet. Ve sahne amiri. Şimdi sahne amiri olduğunuza göre sahne organizasyonundan ve işlerin tıkır tıkır yürümesinden siz sorumlusunuz. Tabii. Az sonra sizin de performansınızda nasıl bir sahne amiri olduğunu hep birlikte göreceğiz. Tüm düğünün koordinatörü, düğünü ben yapıyorum. Ne kadar güzel. Düğünün tüm koordinatörü. Ali Zor'a hemen geçmek istiyorum. Ali Zor'un da tanıtımlarda sesi oldukça ne oldu? İnsanlar tarafından duyuldu. Evet Ali Zor, seni de tanıyalım. Ben de merhabalar diyorum. 1971 Erzurum Aşkale doğumluyum. Bağlama eğitimime Arif Sağ Müzik Evi'nde başlamıştım. Evet. 84-87 döneminde Arif Sağ Müzik Evi'nde, Müzik Evi'nde eğitim aldım. Yaklaşık olarak bir 5 senedir, belki biraz daha aşkın bir zamandır bağlama dersleri veriyorum. Şu anda Kadıköy'de Muhabbet Müzik Evi dershanesinde faaliyetlerimi yürütüyorum. Öğrenci arkadaşlara halk müziği konusunda işte temel bilgilerle birlikte bağlama eğitimi veriyorum. Veriyorsun. Onlara yine konuşacağız. Muhabbet Müzik Evi'nden bahsedeceğiz, hiç merak etme. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bugün 9 Mayıs Anneler Günü. Bütün annelerimizin ne yapıyoruz? Anneler Günü'nü kutluyoruz, ellerinden öpüyoruz. Ben büyük uğraşlar neticesinde bugün Anneler Günü olması dolayısıyla insanlara biraz birikimlerimden, bulduğum kaynaklardan bir şeyler aktarmak istedim. Bu konuda da bana Milli Eğitim Müfettişi Sayın Şemsettin Alakurt Beyefendi güzel jestler yaptı. Yakında çıkaracağı kitaptan hiç kimseye vermediği bilgileri Erdem dedi programında insanlara aktarma için bir tek sadece ve sadece bir tek bana bu bilgileri verdi. Ben sizlere aktaracağım bunu. Milli Eğitim Müfettişi Sayın Şemsettin Alakurt Beyefendi'ye de bu jestinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunu ben şimdi bu önce Anneler Günü'nün tarihçesiyle ilgili bir güzel bir paragrafı dinleyicilerimize bir aktaralım. Acaba Anneler Günü nasıl oluşmuş? Neden sonra Anneler Günü kutlanmaya başlamış? Buna kim ve ne şekilde ne vesile olmuş? Ne yapacağız? Bu güzel metinden sonra bunu öğrenmiş olacağız ve hemen aktarayım sizlere. Efendim her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü bütün dünyada kutlanır. Anneler Günü yapılması düşüncesi ilk defa Amerika'nın Philadelphia şehrinde doğan Jarvis isimli bir genç kız tarafından ortaya atılmış. Jarvis yetişkin bir çağa geldiği zaman 1906 yılında canından çok sevdiği annesini kaybederek annesiz kalışının acısı içine çökmüş ve bundan sonra yalnız geçecek günlerin acısı onu etkilemişti. Annesinin ölümü seneler geçtikçe Jarvis'i daha çok etkiliyor ve daha çok üzüyordu. Birçok kimseler doğum ve evlenme günleri yaptıklarına göre niçin Anneler Günü olmasın? Neden hepimizin candan sevdiğimiz annelerimiz için bir günü olmasın? Neden böyle bir gün kutlanmıyor acaba? Senede bir gün Anneler Günü olarak ayırmak mümkün olmaz mı diye düşünmeye başlamış. Annesinin bir ölüm yıl dönümünde kendisini teselliye gelen arkadaşlarına bu fikrini açıklamış. Annemi aradan yıllar geçtikçe daha çok özlüyor, onun hasretini daha çok içimde hissediyorum. Annenin yerini hiç kimse dolduramıyor. Gelin senede bir günü annelerimizi ayıralım. O gün yalnız annemizi düşünerek ona ait her şeyi biz yapsak ve o günü onların bayramı olarak kutlasak diye arkadaşlarıyla konuyu kararlaştırmışlar. Jarvis'in bu fikrini çok beğenen arkadaşları bu konuyu etrafa yaymaya çalışmış. Jarvis de devlet büyüklerine mektuplar yazarak konuyla ilgilenmelerini arz etmiş. Sonuç olarak 1907 yılında bütün dünya Anneler Günü'nü benimsemiş. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı memleketimizde her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanmaya başlanmış. Memleketimizde de 1955 yılında Türk Kadınlar Birliği'nin önderliği ile bugün kutlanmaya başlanmıştır.
Anneler gününde her yavru ve ailenin diğer fertleri o gün annenin üzülmemesine çok dikkat ederler. O günde anneye düşen bütün görevler ailenin diğer fertleri tarafından yapılır. Senede bir gün olsun anne rahat ettirilir. Ve bir Atatürk'ün güzel bir sözü var bu konuyla ilgili. Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Binaenaleyhin kadınlarımız hatta erkeklerimizden çok münevver, daha çok feyizli, daha çok bilgili olmaya mecburdurlar. Eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa, bu son paragraf Atatürk'ün bir sözüydü arkadaşlar. Dediğim gibi Sayın Şemsettin Alakurt Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Bu bilgiyi bana bugün programda insanlara aktarmam için verdi. Güzel de şiirlerimiz var Anneler Günü'yle ilgili. Onları da arz edeceğim insanlara. Bir de şiir de okuyacağız ki Anneler Günü'nü tam ne yapalım? Tam kutlamış olalım. Annelerimizle ilgili çok güzel şiirler bunlar. Ama önce çok da konuştuk. İnsanlar biraz hareket istiyor. İnsanlar biraz tempo istiyor. Oh! Efendim arkadaşlar görüyorsunuz neler var. Oh! Eğleneceğiz şimdi. Buyurun Zafer Bey buyurun. Oh! Evet şimdi ben derim ki bir tane güzel hareketli bir türküyle İnci Hanım sizi aslında hep derler ki bayanlar önce denir. Bunu kabul ediyorum. Fakat ben türkülerin daha hareketli olduğunu düşünerekten ve Medya FM bir türkü radyosu olduğundan dolayı önce bir türküyle başlayalım. Sonra İnci Hanım'a geçeceğiz. Hangi türküyü dinleyebiliriz? Önce sizden Erol Bey ve Ali Zor'a soruyorum. Hangisini söylemek istiyorsunuz? Benim bir kasetim çıktı 1998 yılında. Ve tek kasetim zaten. Kendi imkanlarım ve kendi çevremdeki insanlarla yapmış olduğum bir kaset. Bu kasetten bir parçayı, bir türküyü ben hediye etmek istiyorum tüm annelere. Ve Sıcak Saatler dizisinden Cehennem abime de ben bunu hediye ediyorum. Aşağıki mahallenin küçük gelini diyorum. Aşağıki mahallenin küçük gelini. Niye peki gelini? Cehennem Cevdet Nihat Nikel'e armağan ediyorsun? Sebebini öğrenebilir miyiz? Kendisinden Hilton Exhibition Center'da konuştum. Evet. Kasetimi kendisine hediye ettim. Ve bir sohbetimiz oldu. Evet. Bundan dolayı kendisine bu parçayı hediye ediyorum. Hediye ediyorsunuz. O zaman dinleyelim biz de. İnşallah dinlemek. Kendisi bizi dinliyordur. Mutlaka dinliyor olsa gerek. Çünkü dinleyeceğini söylemişti bundan sonra. Erdem'le Neşeli Muhabbeti. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Hazırsak girebiliriz Türkiye. Aşağıki mahallenin küçük gelini,
Sabah erken de kalkmış da bağlamamış beni. Soyundum da girem dedim yarına koyununa. Bana kardeş dedi kırdı beni. Yandım eller yandım, 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 yandım oy oy. Yandım güzel gelini yandım, yandım, yandım oy oy. Çıktım baş öğrenini gedine, bir elma gönderdim yara hediye. O yar beni sevmiş ben de o yarı. Komşu heyet muhtar buna ne diye, gönlü ne diye. Yandım eller yandım, 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 yandım oy oy. Yandım güzel gelini yandım, yandım, yandım oy oy. Evet sevgili Medya FM dinleyicileri, saatimiz 16'yı 20 geçiyor. Hep böyle ne demişler, her güzelde bir terslik olur. Bizim de güzelimizde, bizim de programımızda böyle tatlı terslikler oluyor. Şöyle güzel bir yayını ara vermek durumunda kaldık. Fakat biz burada arkadaşlarla birlikte yayın gitmiş de olsa yine çaldık, söyledik burada. Ama şimdi yayınımız geldi, dinleyicilerimizin bundan sonrasına şahit olacaklar radyolarının başında. Ben hazırım arkadaşlar. Siz hazır mısınız? Bir ses duyabilir miyim? Duyalım, hazırız. Duyalım. Hazırsınız. Hazırız. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4. mikrofonum İnci Hanım'ın elindeymiş. Ben diyorum ki Erol Bey, demin sizin o hareketli Türkiye'ye geçeceğiniz yerde herhalde yayınımız gitmiş. Evet. Erdem ve Neşe muhabbeti orada kesmişiz. Evet. Yayından dolayı, yani yayın gitmesinden dolayı. Ben o türküyü sizden... O zaman o türküyü değil de biz istemiyorum diye benim kasetimde bir parça var. Canlı olarak okuyayım. Buyurun Erol Bey, sizlere. Bizi bir hareketlendirin ve, bakalım. Ve dinleyicilerime. Evet. Dünyayı sarsa da barut kokusu, senin gibisini istemiyorum. Dünyayı sarsa da barut kokusu,
senin gibisini istemiyorum. Seve seve olsam aşkın delisi, senin gibisini istemiyorum. Heyecanlıyım. Yani çok çok heyecanlıyım. Olabilir Erol Beyciğim. Herkes heyecanlanabilir. Yani insan heyecanlandığı müddetçe zaten güzel şeyler yapabilir. Dün sahne almıştık. Birlikte bir programa katılmıştık. Sanırım sen oradan dolayı bu azından isimle de. Olsun Erol Bey. Daha ne de olsa programa yeni giriş yaptık. Fazla evet, açılacağız. Tabii daha açılacaksınız. Yani daha sonumuza da var. Sonumuza bakınız. Sonumuza daha çok var. Şimdi İnci Hanım. İnci Hanım, siz tabii programda bayağı da kalabalık olduğunuz için herkes kendi köşesine çekilmiş. Kimi orada muhabbet ediyor, kimi burada muhabbet ediyor. Ben Erol Bey'le muhabbet ediyorum. Yani dedi, güzel hayır, aile Erdemciğim, gibiyiz yani. Sen aile yanılıyorsun. Gibiyiz. Biz Erdem'le Neşe'yi muhabbet programına evet. Katıldık. Biz seninle muhabbet yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ne kadar da güzel söylediniz efendim. Çok Ali Cenap bir kişisiniz. Sizi tebrik ediyorum. Ay teşekkür ederim. Şimdi o zaman sizin o güzel sohbetinizden, o güzel sesinizden biraz baş başa kalmak istiyoruz biz teşekkür burada. Teşekkür ederim. Bu arada efendim nasıl olsa yayınımızda geldim. Madem de yayındayız. İnsanlardan telefon bağlantıları bekliyoruz bizi dinleyenlerden. 0216 489 51 56 ve 57 canlı yayın telefon numaramız efendim. Onu da hemen söyleyeyim. Bu arada aramak isteyen, bizimle canlı bağlantıda konuşmak isteyen dinleyicilerimiz varsa sohbet edebiliriz. Onlar da konuşabiliriz. Hatta sizden şarkılar, türküler isteyebilirler. Efendim, bu arada İnci Hanım'dan ben ilk olarak hangi şarkıyı dinleyeceğimizi sormak istiyorum. Hareketli bir şeyler yapalım, tamam. Değil mi? Tamam. Buyurunuz İnci Hanım. Ada sahillerinde bekliyorum yarim seni seviyor istiyorum her zamanki yerinde bekliyorum beni şad et şadiye başın için. Thank you.
acı vermiş tak. Her telaki devir hayali firar. Açılmış gülleri derdim bu gece. Vuslatın şahına erdim bu gece. Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş. Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sararım ıssız gecelerde, sevgilim nerede? Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sararım ıssız gecelerde, sevgilim nerede? Açadı bahtımın gonca gülleri, gönül bahçemde ter bülbülleri. Koklayıp sararım ben o gülleri. Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş. Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sararım ıssız gecelerde, sevgilim nerede? Ararım, sararım, ararım seni her yerde. Sararım ıssız gecelerde, sevgilim nerede? Yar saçlarım lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdır, ölümde vermem ele. O gül benim hayatımdır, ölümde vermem ele. Yar yaraman, yar yaraman, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, ah ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, ah ne zaman. Üzüm üzüm, eller gecem yar gündüzüm. Yar gözlerin üzüm üzüm, eller gecem yar gündüzüm. O gözlere baka baka soldu yüzüm, soldu yüzüm. O gözlere baka baka soldu yüzüm, soldu yüzüm. Yar yaramak, yar yaramak, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, ah ne zaman, ah ne zaman. Kavuşmamız yar ne zaman, ah ne zaman, yar ne zaman. Devam edelim bari. Edin bakalım, edin. Buyurun efendim. Mayadadan kalkan
kayadadan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar. Yârimin yüreği sızlar, yârimin yüreği sızlar. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vatan ovası, vatan ovası, sanamadı sıla parası. Vatan ovası, vatan ovası, kazanamadı sınav parası. Efendimin sağ gözlüyüm, eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardan ovası, vardan ovası, kazanamadım sınav parası. Vardan ovası, vardan ovası, İnci Hanım, çok teşekkür ederiz efendim. Ne kadar güzelsiniz efendim. Ne kadar güzel sesiniz var. Çok ne kadar güzel yorumluyorsunuz. Ediyorum. Ne kadar coşkulusunuz efendim. Kalbiniz ne kadar keyiflisiniz. Bravo, çok sağ olun efendim. Sağ olun. Size ne söylesem azdır. Bu arada telefon bağlantıları da yapabiliriz dinleyicilerimize. 0216 489 51 56 57. Alo. Alo. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Ben Küçük Yıldan Tatlak Benedik'ten arıyorum. Buyurunuz efendim. İnci Güneş'ten bir isteğim olacaktı. Tabii tabii. Ben buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz. Alo. Buyurunuz efendim. Duyuyor musunuz? Duyuyorum. Efendim sesimiz nasıl geliyor size? İyi geliyor. Net mi geliyor efendim? Evet. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir şey soracağım. İstek İnci Hanım'dan, tabii İnci Hanım'dan siz şarkı istemeden önce biraz sizi tanımak istiyoruz, isim ve soyadınızın dışında. Ben Küçük Yıldız Başak Bebeği sahibiyim Ayşe Hanım. Evet, devam ediniz. Öncelikle buradan heyecanlandım biraz. Heyecanlı. Biz de heyecanlıyız efendim. Yani bütün annelerin anneler gününü canı yürekten kutluyorum. Ayşe Hanım'dı değil mi efendim? Evet Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, niye heyecanlanıyorsunuz efendim? Burada bir aile ortamı söz konusu. Nereden yani, arıyormuş Ayşe Hanım? Küçük Yıldan arıyormuş. Ayşe Hanım Küçük Yıldan arıyor. Ve özellikle size bir istekte bulundu İnci Hanım. Ayşe Hanım, siz İnci Hanım'ı daha önce bir yerden tanıyor musunuz? Vallahi İnci Hanım'ı yani ben şahsen tanımıyorum. Alışveriş ediyorum galiba ben. Evet. Birkaç sefer benden alışveriş etmişti. Ha, oradan bir tanışıklık var. Evet. Peki siz İnci Hanım'ın şarkı söylediğini biliyor muydunuz daha önceden efendim? Biliyordum. Biliyordunuz. Hı-hı. Ne güzel. Burada ilk bir kere daha dinleme kısmetine nail olduk hep birlikte. Peki İnci Hanım'ın hangi şarkısını dinlemek istiyorsunuz? Size armağan edelim. Bir dakika. Bir düşünsün bakalım Ayşe Hanım. Ayşe Hanım düşünsün. Dönülmez akşamın ufkundayım. İnci Hanım ne dersiniz? Hay hay memnuniyetle. Peki. İnci bunu... Hanım'ın aynı zamanda yani nerede yani çok sevdiğim, yani bütün çalıştığı yerlerde zevkle dinlediğim, yani hayranlarından biri. Teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Güzel, güzel. Şimdi ben Marmara Erken Kulübü'nde programlarıma devam ediyorum. Yalnız orası
üye olunması gereken bir kulüp, üye olmayan giremiyor. Evet. Ama inşallah başka yerlerdeki programlarımda sizi de tabii ki görmek isterim. Görmek isterim. Oldu, çok Ayşe Hanım'a ben bir şey sormak istiyorum. Ayşe Hanım, duyuyor musunuz efendim? Duyuyorum. Siz nerede çalıştığınızı bir daha söyler misiniz efendim? Tatbak Peynircilik. Evet. Bir yerimiz var küçük. Peynircilik. Bir dakika. Yer. Bir dakika. Efendim, evet. Burası market mi oluyor efendim? Market oluyor. Aynı zamanda İnce Hanım'ın alışveriş. Peki diyorum. İnce Hanım geldiği zaman ne alıyor efendim sizin marketten? Bir söyler misiniz? Hatırlıyor musunuz? Bir dakika. Ben Ayşe Hanım'dan duymak istiyorum. Vallahi, peynir mi alıyor? Zeytin mi alıyor? Ne alıyor? Valla şöyle. Çubuk krem mi alıyor? Ne yapıyor? Şöyle bizim çok tatlı bir bayan. Acaba bol bol tatlı mı yiyor? Ne yapıyor? Merak ettim. Yok, tatlı yemiyor. Kilo almamak için. Yani fazla tatlıyla arası yok. Ama 95 kilo kendisi. Yok canım, o kadar değil. 95 kilo, siz görmeyeli kilo aldı İnce Hanım. Öyle mi? Tabii, demek ki başka yerden alıyor tatlıları. Duyduğuma göre Ayşe Hanım çoko krem yiyormuş gece gündüz. Yok, Ayşe yok. Hanım. Alo, İnce Hanım çoko krem yiyormuş gece gündüz. Yok, yemez. Erdem çok hainsin. Alo Ayşe Hanım. Efendim? Hatlar karıştı. İnce Hanım, dinliyor musunuz? Ayşe Hanım hatta. Ayşe Hanım. Efendim? Bir şey soracağım. Buyurun. İnce Hanım'ın en son sizden ne aldığını hatırlıyor musunuz efendim? Hatırlıyorum. Tuzsuz peynir almıştı. Tuzsuz peynir. Peyniri bile tuzsuz yiyorum Erdem kilo almak peki, için. Peki Ayşe Hanım, tuzsuz peynirin kilosu ne kadar efendim? 1.800.000. Bu peki sizdeki normal fiyat mı yoksa kazık olan fiyat mı? 850.000. Bir dakika, dur lütfen karışmayınız. Lütfen Ayşe Hanım'la şimdi özel mesele konuşuyoruz. 850.000 ev var, 1.800.000 ev var. Ne var efendim, tekrar söyler misiniz? 850.000 ev var, 1.800.000 ev var. Peki siz İnce Hanım'a 1.800.000 olandan mı verdiniz efendim? Evet. Niye 850'den vermediniz? 1.000.000 fazla aldınız. Ezine peyniri. İnce Hanım çok iyilerine layık onun için. He, anladım. Çok teşekkür ederim. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Normalde İnce Hanım'ın dışında alışveriş edenler de aynı fiyata mı alıyor bu peynir, yoksa İnce Hanım'a indirim mi var? Evet, tabii ki İnce Hanım'a indirim yapıyor. Ne kadar yaptınız efendim indirim? İşte 400-500 bin lira falan. Öyle çok mi İnce Hanım, duyuyorsunuz? Demek ki 2 milyondan teşekkür fazla ediyorum. Bu peynirin fiyatı. Ben çok teşekkür ediyorum. Peki bir şey soracağım Ayşe Hanım. Buyurun. Hazır böyle bir market sahibi, bir market çalışanıyla karşılaşmışken biraz fiyatları sormak istiyorum. Yeşil zeytinin kilosu ne kadar efendim? Yeşil zeytinin kilosu 1.200.000. 1.200.000 lira. Bizim orada aynı zamanda bütün köy ürünleri var yani. Ne kadar güzel. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Sayın Maltepe Belediye Başkanı, Bahtiyar Başkan da aynı yerden alışveriş ediyor. Evet. Ben de o neden fiyatlar uygun diye. Şimdi efendim, demek ki Maltepe Belediye Başkanı'nın da alışveriş ettiği marketlerden bir tanesi Ayşe Hanım'ların dükkanı. Evet. O zaman demek ki burada bir indirim söz konusu. Tabii. İnsanlara demek ki fazla fahiş fiyata, fiyata ne yapılmıyor? Yok, alışveriş yaptırılmıyor. Şeyler satılmıyor. Evet. Ben de o yüzden yiyecek tercih ediyorum. Satılmıyor. Demek ki buradan alışveriş edilebilir. Tabii, o yüzden tercih ediyorum. Peki Ayşe Hanımcığım, hemen bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Siz markette bütün gün duruyor musunuz akşama kadar? Öğleye kadar duruyorum. Öğleden sonra da kendi bebe üzerine yerim var, oraya geçiyorum. Anladım. Peki son bir şey daha soracağım. Ondan sonra başka bir telefonumuz varmış. Tamam. Peki duyduğumuz kadarıyla biliyorsunuz bu tür peyniri olsun, zeytini olsun, efendime söyleyeyim diğer ürünleri olsun marketlerden alabileceğimiz sürekli zam yapılıyor. Evet. Bu son zaman içinde hangi ürüne bir fiyat artışı gelecek biliyor musunuz efendim? Yoğurda gelecek anladığım kadarıyla. Yüzde kaç efendim? Çay ve şekere gelecek. Yoğurda gelecek olan zamdan haberiniz var mı? %15. %15, yani bu civarda. Bu civarda. Peki, çok teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Sizi biraz ederim. Böyle sıkıntıya soktuk fiyatlar konusunda ama en azından makul fiyatlarınızdan dolayı sizi kutluyoruz. Bundan sonra demek ki ben İnce Hanım'dan adres alıp size alışveriş etmeye geleceğim. Buyurun, bekleriz efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. İyi günler efendim. Alo. Alo. Buyurunuz efendim. İyi günler, ben Ok Meydanı'ndan arıyorum. Hangi markette çalışıyorsunuz? Markette çalışmıyorum. Çalışmıyor musunuz markette? Evet. Siz nerede çalışıyorsunuz? Ben okuyorum. Okuyorsunuz, öğrencisiniz. Evet. Biraz tanıyalım. Ben Ok Meydanı'ndan arıyorum. Özlem Bulduk. Özlem Bulduk. Evet. Buyurun Alo. Özlem Hanım. Dinliyoruz sizi. Benim bir mesajım var. Tabii, buyurunuz efendim. Annenizin anneler gününü kutlayacaksınız. Evet, bir de annelerin anneler gününü kutlamak istiyorum. Alo. Dinliyoruz Özlem Hanım. Böyle güzel bir mesaj vereceksiniz. Lafınızı kesmiyoruz. Annelerin anneler gününü kutlamak istiyorum ben önce. Evet. Sonra anneler gününü kutlamak istiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Hemen bir şey sormak istiyorum. Özlem Hanım, siz alışverişe çıkıyor musunuz? Bazen çıkarım. Ne alırsınız en çok? Valla... Bir markete girdiğiniz zaman? En çok sevdiğim şeyler alırım. Mesela peynir falan alıyor musunuz? Öyle alışverişe çıkıyor musunuz? Ailemle beraber çıkıyorum. Bakın, unutmayın. İki çeşit peynir var. Birisi 1.800.000 lira, bir de size 850 olanmış değil mi İnce Hanım? Siz de öyle duydunuz. Haberiniz olsun fiyatlardan diye söyledim. Ya benim işim fiyatlarla olmaz. Hangisi daha güzelse onu alırım. Öyle mi? Evet. Yani o kadar isterse 10 milyon olsun fark etmez diyorsunuz. O kadar da olmaz. Demek ki fiyat önemliymiş burada. Demek ki fiyat önemliymiş. Yani biz böyle bir mesaj verdik Medya FM Erdem'le Neşe'ye muhabbet olarak. Fiyatlardan haberiniz olsun. Başka yerlerden kazıklanmayınız efendim. Biliniz yani fiyatı neymiş peynirin, öğrenmiş oldunuz. Sağ olun. Evet Özlem Hanım, sizin İnce Hanım'dan istediğiniz bir parça var mı? Veyahut da Erol Bey'den veyahut da Ali Zor'dan. Hem Türk Halk hem Türk Sanat Müziği programımız.
de ben şu anda kimseyi tanımıyorum orada. Burada İnci Güneş var, Erol Arpa var, Ali Zor var ve de Gürkan Kaya diye 13 yaşında bir arkadaşımız var. Çok güzel sesi var. O da Türk halk müziği söylüyor. En güzel müzik hangisiyse onu çalın. Bak, bir tane gönderelim size diyorsunuz. Evet. Peki Özlem Hanım. Efendim? Ok Meydan'dan Özlem Hanım. Evet. Size çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Peki, iyi günler. Okul hayatınızda başarılar. Sağ olun. Evet arkadaşlar, her an telefon geldi mi yayını alabiliriz. Biz marketlerden telefon geldiği gibi kasaplardan da telefon bekliyoruz. Et fiyatlarını öğreneceğiz çünkü. Hatta otomobilcilerden olabilir, otomobil fiyatlarını sorabiliriz. Efendime söyleyebilirim, düğün salonu sahiplerinden telefon bekliyoruz. Burada Erol Bey var, bakalım neymiş, bir düğün kaça mal oluyormuş, bunları da konuşabiliriz yani. Bu Erdem'le Neşe'yi muhabbet programıdır. Esnafların hepsinden telefon bekliyoruz. Bu arada İnci Hanım. Sizi ben biraz dinlenmeye almak istiyorum. Tabii. Aslında mikrofon aldınız. Çok güzel bir şarkı söyleyecektiniz. Fakat daha sonra söyleyeyim. Size az önce istek geldi. Dönülmez akşamın ufkundayız diye. Onu söyleyeceksiniz. Az önce arayan Ayşe Hanım için. Onu unutmayınız. Alo. 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 Buyurunuz efendim. İyi günler. Kiminle müşerref oluyoruz efendim? Erdem, tanımadın mı? Kimsiniz? Ben Arzu'yu soyisinden arıyorum. Aa, ha. Arzu, biraz tanıt bakalım kendini. Ev hanımıyım. Evet. Bir tane oğlum var. Nereden buldun sen beni bu radyoda ya Arzu? Arayan bulurmuş değil mi? Vallahi bravo ya. Benim arkadaşlara bilgi vereyim. Daha önce çalıştığım radyoda dinleyicimizdi. Her programda arardı. Yine Erdem'le Neşe'yi muhabbet programı vardı orada. Peki sen radyoyu Arzu... Radyoyu karıştırıyordum. Efendim? Radyoyu karıştırıyordum frekansları. Buldun. Sesini duydum. Bir arayayım dedin. Bundan sonra Medya FM dinleyeceksin değil mi? İnşallah, biliyorsun. Dinlediğim zaman bir kanalı dinlerim sürekli. Sürekli de telefon açardın. Peki bana kimler konuk gelmişti, hatırlıyor musun o radyodayken? Haydi bakalım. Mehmetcan. Evet. İbrahim diye bir bey. Evet. İbrahim Ayan Tatlıses diyor. Efendim? İbrahim Tatlıses'ten bahsediyor Arzu Hanım. Buyurunuz, hı-hı, dinliyoruz. Başka? En son bir konuk gelmişti. Onu dinlediniz mi? Türk halk müziği. Yok, en son bir sanatçı geldi. Sinema oyuncusu. Ha, Banu Alkan. Ya, demek ki dinliyorsunuz. Yani bakınız efendim, nere mi tartışmalarını daha önceki programda da ben yapmıştım. Hı-hı. Peki Arzu Hanım. Evet. Şey soracağım. Sizin Türk halk müziğine olan bir ilginiz var. Evet. Hatta Abdullah Tam konuğumuz gelmişti. Özel plaktan kaseti çıktı, çıkan bir bey. Ondan da güzel türküler istemiştiniz. Evet. Hatta hangisiydi o türkü, hatırlıyor musunuz? Yeşil Ördek gibi. Yeşil Ördek gibi, hemen soruyorum. Hangisini söylersiniz, Yeşil Ördek gibi? Söyler misin Gürkan? Söylersin. Çok memnun ederler beni, çok mutlu ederler. Bir de onu annem çok seviyor. Önceden de söylemiştim ya. Biliyorum, hatırlıyorum, onun için soruyorum. Annen için, hatta sen Abdullah Tam kaseti alıp annene hediye edecektin. Bütün annelerin... Annelerim, de anneler günü kutluyorum ve ellerinden öpüyorum. Aynen, biz de. Ben de bir anneyim. Ne kadar güzel. Biliyorum. Hatta Almanya'yla da bir bağlantınız vardı. Evet, Almanya'da eşim var. 2,5 senedir gelmiyor. Bak nereden biliyorum. Dertlerim yine benim, şey yapma. Bugün benim mutlu günüm, beni kimse bilmez. Bizim de mutlu günümüz Arzu Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Erdem'le Neşe'yi muhabbet her pazar 15-18 arası Medya FM'de bir kere daha atıyor. Tamam, bundan sonra da ben her pazar oradayım. Tamam, olur, bekleriz. Her tamam. Zaman ara sen bizi. Şimdi ben sana bir Erol Arpa kaseti hediye etmek istiyorum. Bizim sanatçımız var, Erol Arpa. Yine Türk halk müziği söylüyor. Hı. Hatta iki adet vereceğiz. Birisi sana, birisi tamam annene veya babana. Sen yayından sonra ara. Hı. Erol Arpa kasetini nasıl alacağını sana söyleyeceğiz. Tamam canım. Oldu mu Arzu Hanım? Tamam. Peki, görüşmek oradaki üzere. Sanatçılara da başarılar diliyorum. Oğlumdan konuşamıyorum, rahat vermiyor. Kendinize iyi bakın, iyi yayınlar. Sağ ol. Hoşça kalın. Evet, Arzu Hanım'ı da gönderdik. Hakikaten Arzu Hanım daha önceki programlarımda her programda arardı, canlı bağlantı yapardık. Dikkatimi çekiyor hakikaten. Demek ki dinleyiciler nerede olursa olsun bir program başka bir yere geçtiği zaman buluyorlar yani. Kurtuluş yok. Olsun, Arzu Hanım'ı da severiz. İyi de bir dinleyicimizdi. Kadir Şinaz bir dinleyici. Her programda bize telefonlarıyla destek olurdu. Neyse, burada da bizi buldu. Çok güzel. Her programda telefonunu bekleriz kendisinin. O zaman Yeşil Ördek gibi Arzu Hanım'a gönderelim. Ondan sonra da İnci Hanım'dan Dönülmez Akşamın Ufkundayız'ı markette çalışan Ayşe Hanım için göndereceğiz. Hani o peynir fiyatlarını söyledi ya, yoğurta gelecek olan %15 zamdan falan bahsetti ya. Evet. Bir daha fazla zam yapmasınlar diye Ayşe Hanım'a şöyle bir güzel bir gönderme yapalım Dönülmez Akşamın Ufkundayız'la. Daha iyi, siz gittiğiniz zaman daha da çok indirim yapar bu sefer size. Şarkı göndermezsek o zaman şarkı gelmedi diye daha çok basar kız. Evet. Zafer Bey, nasılsınız efendim? Vallahi sizi zevkle izliyorum. Bu ne güzel iletişim dinleyicilerle. Ya benim bir huyum var Zafer Bey. Ben başladım, bir türlü susmuyorum gerçekten ya. Gerçekten çok. Siz darbuka çalın, lafımı kesin benim. Çok sıcaksınız. Demek başarı buradan geliyor. Evet Zafer Bey, coşku sabah dinledik. Peşinizi bırakmayacaklar. İnşallah efendim. Teşekkür ederim. Sizin de sesinizi dinleyeceğiz az sonra. İnşallah tabii. Şimdi Yeşil Ördek gibi kimden alıyoruz? Gürkan'dan alıyoruz değil mi? Mikrofonu şöyle bir döndürebilir miyiz? Gürkan 13 yaşında. Hem bağlama çalıyor, hem söylüyor. Müthiş bir ses efendim. Müthiş bir ses. Hep birlikte dinleyelim Gürkan Kaya'yı.
Geçirirdik gibi dalgın göllere, geçirirdik gibi dalgın göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp giden gurbet ellere. Ne sen beni düşürdün beni dilden dillere, başım alıp giden gurbet ellere. Ve sen beni güzel bir ses. 13 yaşında arkadaşımızda, kardeşimizde bu ses varsa 23 yaşına geldiği zaman kim bilir ne kadar güzel, ne kadar müthiş bir ses olacak kendisinde. Şimdiden tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Az sonra senden yine güzel bir türkü dinleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz anneler günü. Herkes annesine kimi hediyeler alıyor. Kimisi bir buklet çiçek veriyor, Kimisi elini öpüyor. Belki alacağı bir hediye yok, parası yok, alamıyor ama annesini mutlu etmek için çırpınıp deniyor. Bir de askerde olanlar var. Ne yapıyorlar? Annelerinin anneler gününü kutlamak için mektup yazıyorlar. Bu tabii bu arada hakikaten çok yoğun bir şekilde. Çünkü askerlerin en büyük ilgisi, en büyük tesellisi mektup alışverişinde bulunmaktır sevdikleriyle. Anneler günü dolayısıyla da birçok asker annesine mektup göndermiştir. Bununla ilgili tabii bizim temelimiz de böyle mektup almayı ve mektup yazmayı çok seven bir arkadaşımız. Şimdi Cemal ile Temel askerde beraber nöbet tutarken komutanları bir bakmış Cemal'in elinde bir mektup okuyor. Ne yapıyorsun demiş. Temel sıkılarak sevculumdan mektup geldi. Okuma yazma bilmem. Cemal okuyor pa. E peki Cemal'in kulaklarındaki pamuk ne? Mektubu duymasın diye demiş Temel. Arkadaşlar değil mi? Espri güzel. Demek ki biz de bir mektup okuyorsak eğer okuma yazması olmayan birisine kulağımıza pamuk tıkarsak ne oluyor? Okuduğumuzu anlamıyormuşuz. Çok güzel bir anekdotu hemen yakaladık bu fıkrada. Şimdi ben Ali Zor'a dönüyorum. Ali'cim. Sen askerde böyle anılar yaşadın mı hiç? Şu an aklıma gelen bir anım yok böyle. Bak bu güzel ama. Demek ki böyle şeyler de oluyormuş. Evet muhakkak. Senin kardeş diye bir türküm var kasetinin B yüzünde. Onu dinleyeceğiz. Fakat dinlemeden önce ben biraz seninle konuşmak istiyorum. Kadıköy'de Muhabbet Müzik Evi var. Evet. Anlat bakalım bu fikir nereden ortaya çıktı? Nasıl bu işe girdin? Kaç tane taleben vardır? En azından mezun olan talebelerin varsa seni arayıp soruyorlar mı? Onlar olan ilişkileri nedir? Ücretler ne alemde? Fazla para alıyor musun, almıyor musun? Bu işi gönül hizmeti olarak mı yapıyorsun? Yoksa ticari anlamda mı yapıyorsun? Bunları bir çıkaralım ortaya. Haydi Ali'cim. Vallahi öncelikle şunu söylemek lazım. Maddiyatın bütün insan değerlerini alt üst ettiği bir ortamda, bir ülke şartları içerisinde bu işi gönüllü yapmak biraz yani olacak bir iş değil. Biraz zor bir iş diyeyim.
Keşke öyle bir ülkede yaşasak, keşke ekonomi insanları bu denli yozlaştırmasa, dejenere etmese, biz de gönülden bunları, bildiklerimizi, bilgilerimizi, birikimlerimizi insanlara aktarabilsek, ama onu şu aşamada gerçekleştirmek biraz zor diyeyim. Çünkü her şey geliyor neticede maddiyata dayanıyor, paraya dayanıyor. Şimdi bu işin nereden doğduğunu da şöyle söyleyeyim. Türkiye'de bağlamanın gelişmesi, bağlama çalan insanların sayısının fazlalaşması benim tespitlerim sonucu. Zannedersem birçok kişi katılır. Bir 1984'lü yıllardan itibaren başladı. Belki 82'lerden diyebilirim. İşte konservatuvarın haricinde İstanbul'da, özellikle İstanbul'da halk müziği eğitim veren bir Arif Sağ Müzik Evi'nin açılması. İşte buradan belki yüzlerce, binlerce bağlama çalan ve halk müziğini tanıyan, repertuarı, geniş bir repertuara sahip olan yüzlerce, binlerce insan yetiştirdi. İşte biz de bunun ilk tohumlarından olduk. Dolayısıyla işte bizler, nasıl bizlere bir şeyler verildi, bizlerin işte bu konudaki bilinci geliştirildiyse, bunu bir başkalarına aktarıp bu bilinci geliştirmeyi kendimize bir görev bildik, bir nevi öyle diyebiliriz. Ben de işte 1993 yılında böyle bir şeye karar verdim. İlk olarak Ümraniye'de çalışmalarıma başlamıştım. Şimdi 3 sene aşkın bir süredir Kadıköy'de ders veriyorum. Peki hiç mezun olan talebe var mı? Şimdi mezun olan derken şöyle söyleyeyim. Ben şu an Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuru yaptım. Dershane Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak. Kaç sınıf olacak? Yani kaç sınıftan oluşacak? Mesela 2 sınıf mı, 3 sınıf mı? Hayır, o sınıf konusu şöyle söyleyeyim. Mevcudunuz ne kadarsa o kadar sınıf oluşturabiliyorsunuz. Şimdi mezun olan öğrencim yok diyebilirim. Tabii ki işte bu Milli Eğitim Bakanlığı onay sonuçlandıktan sonra olacaktır illaki. Ama şöyle bir şey var. Yani İstanbul'da şu an zaten bildiğim kadarıyla İşte Arif Sağ Müzik Evi'nin dışında bir veya iki tane halk müziği eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı dershane var. Yerlerden bir tanesi sensin. Şu an hayır, daha değiliz ama olacağız. İnşallah olacak. Yani mezuniyeti kısmet olursa daha sonra gerçekleştireceğiz. Bir öğrenci kaç senede mezun olabiliyor senin şimdi bu bizim dershaneden? Bizim belirlediğimiz program süresi 130 hafta, yani 2,5 seneye denk geldi. Ama bu 2,5 senelik süre sadece kişinin işte bağlamada 5-10 tane parçayı çalması, kulaktan duyduğu şeyi çıkarabilmesi anlamında değil. Yani yöreleriyle, tavırlarıyla geniş bir repertuara sahip olması, bağlamayı diğer düzenleriyle birlikte çok iyi bir şekilde kullanabilmesi olarak diyerek söyleyebiliriz. Çünkü biz bağlama düzeni öğretiyoruz. Bağlama düzeninin dışında işte bozuk düzen çalışması yapıyoruz. Diğer misket, müstezat, fidayda düzenlerini çalıştırıyoruz. İşte tavır çalışmaları var. Konya tezenesi, Kayseri tezenesi, Silifke tezenesi. Bunlar işte uzun bir birikim istiyor. Yani aynı zamanda yönetmensin sen. Bir kasette yönetmenlik denemen oldu. Erol Arpa'nın, efendim sevgili sanatçımız Erol Arpa'nın kasetinin kendi kasetimin haricinde Ali Zor değil mi? Evet. Doğru söylüyorum. Evet. Yani her alanda senin bir şeyin var. İlgilenmiş olduğun bir bölüm çıkıyor. Evet. Şimdi mikrofon önümüze geldi. Demikler net gitmedi mi yayına? Gitmiş de. Şimdi benim de bu mikrofon şeyim var. Ben konuşmaya başladığım zaman her tarafa hücum ediyorum. Bir oraya bir buraya. Unutuyorum bir an yayına gitmeyeceğini. Şimdi Ali'cim, ben o zaman senin gibi böyle para kazanma, mutlaka herkes para kazanma için hayatta çalışıyor. Onun dışında da böyle birçok taleben var. İnsanları eğitiyorsun bu konuda. Gönül vermiş insanlara eğitim veriyorsun. Erol Arpa'nın kasetinde yönetmenlik yapmışsın. Çok da güzel sesin var. Bağlamayı da çok güzel çalıyorsun. Evet. O zaman bu kadar konuşmadan sonra insanlar biraz da senin sanatına şahit olsunlar diyorum. Ve Kardeş Deyde'yi senden rica ediyorum. Söyler misin? Ondan önce bir parça okuyayım. Onu programın sonunda okuyalım istersen. Peki, ben onu hazırlamamıştım. Nasıl çünkü. İstersen, nasıl istersen. Rahat ol. Thank you.
göz kebap oldu. Tam buram rebap oldu, ciğer göz kebap oldu. İstedim vermediler, bir zalim sebep oldu. Aman 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 aman. Ya sana hayran, aman 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 aman. Ya sana kurban. Suya dal da gel, yardan haber al da gel. Ördek suya dal da gel, yardan haber al da gel. Eğer yarim gelmezse tut kolumdan al da gel. Aman 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 aman. Yar sana heyran, aman aman. Ali'cim teşekkür ederim. Arkadaş bu mikrofon nasıl kalkıyor? Kubilay yardım etsene Kubilay. Kaldıralım. Hoppa. Ben efendim mikrofon özürlüyüm biliyor musunuz? Ben mikrofon özürlüyüm. Hep bunlar savaş veriyorum. Sevgili medya efendim dinleyicileri. Acaba sesim yerine nasıl gidiyor? Bir dakika. Alo. Ne oluyor? Efendim. Alo. Kiminle görüşüyorum? Muharrem. Kubilay yayında mıyız şu anda? Yayındayız. Şimdi efendim cep telefonuyla biriyle konuşuyorum. Muharrem isminde bir arkadaş. Erol Arpa bana cep telefonundan bir arkadaş seni arıyor dedi. Ben tanımıyorum Muharrem Bey. Muharrem Bey ne iş yaparsınız efendim? Efendim? Öğrenci taşımacılığı yapıyorsunuz ama ses yerine gitmiyor. Erol Bey siz Muharrem Bey ile ilgilenin. Biliyorsunuz efendim Erdem ve Neşe'yi muhabbet her an her şeyin olabileceği sürpriz dolu bir program. Şimdi Erol Bey kendisi ilgilensin. Hattımızda bu sefer bir dinleyici var mı? Uçtu. Uçtu. Peki biraz sonra alalım. 489 51 56 ve 57 telefon numaramız canlı bağlantı için. Şimdi ben bizim meslektaşımız bir arkadaş var. Ut çalıp söylüyor. Önce ondan bir fon rica ediyorum. Anneler günüyle ilgili bir şiir takdim edeceğim. Bu arada Erol Bey'in cep telefonundan konuştuğumuz Muharrem Bey var. Öğrenci taşımacılığı yapıyormuş herhalde. Arasın bizi canlı bağlantıdan konuşalım. Bütün medya efendim dinleyicileri de şahit olsun konuştuklarımıza. Şimdi evet senden bir fon rica ediyorum. Şöyle biraz yaklaşırsan mikrofona. Anneler günü dolayısıyla şiir armağan edelim biraz. Annelerimize. Hazır mısın arkadaşlar? Hazır mıyız? Udun dışında da alabiliriz. Fark etmez yani. Ak saçlı başını alıp eline, kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yeline, bir ince tüy gibi sal anneciğim. Sanma bir gün geçer bu karanlıklar, zulmetin ardında yine zulmet var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar. Yaşlı gözlerinle kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin için, kanadın yayılmış çırpınmak için. Bu kış yolculuk var diyorsa için, beni de beraber al anneciğim. Efendim bu Necip Fasıl Kısakürek'in bir şiiriydi. Şimdi şiirler çok tabii ki. Şimdi ben İnci Hanım'dan da önündeki şiirlerden bir tanesini vereceğim az sonra. Bir de sizin güzel sesinizden rica edeceğim.
Gözleriniz mi görmeyin canım? Nedense bu programda herkesin yani bir sorunu mevcut efendim. Ben mikrofon özürlüyüm. İnci Hanım şiir okuma özürlüğü. Alo efendim. Bakalım dinleyicimiz ne diyor? Alo, merhabalar. Merhaba efendim. Buyurunuz. Sesiniz bu arada çok güzel ve çok düzgün konuştuğunu söylemek istiyorum ben her şeyden önce. Kim efendim? Ben sizin, mi? Sizin, evet. Sizden yanlışınız olmasın? Estağfurullah canım, rica ederim. Güzel olmasa dinlemeyiz herhalde. Peki siz şiir okumamı beğendiniz mi efendim? Tabii ki çok güzel okuyorsunuz. Hattan ayrılmayın. Sen bir hemen uttan biraz şöyle fon alayım. Hattan ayrılmayın lütfen. Bir tane daha size şiir hemen armağan edeyim o zaman. Madem beğendiniz. Bu da Anneciğim diye bir şiir. Sizin annenize gönderiyorum. Seni çok seviyorum. Daha da sevebilsem. Seni her gün övüyorum. Daha da övebilsem. Beni hala dizlerinde bebek gibi uyutursun. Uyku akar gözlerinde, uyumayı unutursun. Harcamışsın günlerini, büyütesin beni diye. Gözlemişsin tan yerini, sökse şafak hani diye. Seni nasıl sevmeyeyim, benim güzel anneciğim. Seni nasıl övmeyeyim, benim güzel anneciğim. İsmail Hakkı Sunat'ın bir şiiriydi. Alo. Efendim. Bunu nasıl buldunuz efendim? Bravo, çok güzel. Biraz hızlı da okudum ama olsun, böyle idare ettik. Ama anne sevgisini en güzel şekilde dile getirdiğinizi söyleyebilirim size. Çok teşekkür ederim. Biraz sonra yine devamı da olacak. Peki sizin böyle anneler günüyle ilgili yazdığınız bir şiir falan var mı? Veyahut da söylemek istediğiniz bir şey. Güzel söz olabilir. Bununla ilgili fıkra olabilir, şarkı olabilir. Yok, bir kelimeler zaten hiçbir zaman için annelere yetmez. Fakat şunu söylemek istiyorum buradan. Tüm anneleri gerçekten çok seviyorum. Ve tüm annelerin anneler gününü kutlamak için buradan söylüyorum. Ve gazi annelerine buradan anneler günü kutlu olsun diyorum. Şehit olmuş annelere, hepsine buradan selamlar. Her zaman onların yanındayız. Onlar bizim annemiz olduğunu da söylemek istiyorum. Ve sıradaki parçayı tüm annelere armağan etmek istiyorum. Ve anne adaylarına armağan etmek istiyorum. Peki yalnız bir dakika. Şimdi şurada bir terslik var. Bunu hemen açığa kavuşturalım. Önce sizi biz tanımış mıydık? Telefon konuşmamızın başında. Tanımadınız. Ya. Çok birisi yazık aradı oldu. Kim ama ne bilmiyoruz. Bir tanıyalım bakalım efendim sizi. Biraz kendinizi anlatın hemen kısaca. Ben Mecidiyeköy'den arıyorum. Mecidiyeköy'den o öyle mi şimdi? Demek ki Mecidiyeköy'den arıyordunuz. İsminiz neydi efendim? Sinem. Sinem Hanım. Peki Sinem Hanım, programı kaç dakikadır dinliyorsunuz? Valla yaklaşık bir 15-20 dakikadır dinliyorum. Daha yeni açmışsınız. Programımızda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği iç içe. Evet. Siz Türk Sanat Müziği mi, Türk Halk Müziği mi daha çok seversiniz? Türk Halk Müziği'ni de çok severim. Türk Sanat Müziği'ni de çok seviyorum. Yani ikisini birbirinden ayırt etmem imkansız. O zaman size biz güzel bir tane göndereceğiz artık şansınıza ne çıkarsa. Çok teşekkür ediyorum ve tüm annelere göndermenizi rica ediyorum. Sinem Hanım, ne iş yapıyorsunuz efendim? Reklamla ilgileniyorum. Ne reklamı? Ajans yerine reklam şirketinde çalışıyorum. Yani firmaların reklamlarını mı pazarlıyorsunuz alıp? Tüm hepsi kapsamlı. Kağıt üzerine, matbaa üzerine ve aynı zamanda bir casting ajans olarak da kullanılabiliyor bu ajans. Adı neydi ajansınızın? Ren Ajans. Ren Ajans. Evet. Mecidiyeköy'de. Evet. Peki eğer reklam vermek isteyen firmalar olursa radyomuzda size yardımcı oluruz. Erdem'le Neşe'yi muhabbeti aramıştım dersiniz. Kendinizi hatırlatırsınız. Hı-hı. Reklam veren firmalara tenzilat da yaparız yani sizin vasıtanızla. Bu arada da reklam almış olacaksınız herhalde. Efendim? Komisyonu istemezsiniz tabii ki, neden olmasın yani. Ayarlarız, siz hiç merak etmeyin. Bakınız Mecidiyeköy'den Ren Ajansı değil mi? Evet. Bakınız biz reklam, bu bizden olsun. Peki, çok bizden teşekkür olsun. Ama sizin de tabii yardımlarınızı bekliyoruz. Güzel firmaları Medya FM'den tanıtalım insanlara. Sizin vasıtanıza tenzilatta yaparaktan. Peki, oldu. Bir Erol Arpa kaseti hediye edelim. Bakınız efendim, Erol Arpa'dan böyle bir durum söz konusu. Size kendi kasetinden armağan etmek istiyor. İster misiniz? Tabii ki, neden olmasın. O zaman yayından sonra arayınız efendim. Nasıl alabileceğinizi size söyleyeceğiz. Tamam, oldu. Oldu Sinem Hanım. Peki, oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Biraz ses verebilir miyiz arkadaşlar stüdyonun içine? Ben beyefendi de duyamıyorum. Alo. Kadıköy'den arıyorum efendim ben. Kadıköy'den Ayhan Kün. Ayhan? Kün efendim. Konya, Ürgüp, Nevşehir. Ha, Kül. Evet efendim. Evet. Kün. Buyurunuz Kül Bey. Kül değil efendim. Kün. Kün. Nevşehir'le bitiyor, evet. Ha, Kün. Efendim bu soyadınızın anlamını öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Arapçada ol demektir. Ne demek efendim? Ol, olmak anlamında. Ol. Evet. Ha. Ya ben 2-3 kere tekrar ettiriyorum. Hem daha iyi anlamak için unutmayayım. Tabii ki efendim. Eski Türk Uygurluğunda da halk anlamındadır Kün. Evet efendim. Ayhan Kün. Evet efendim. Güzel bir soyad. Teşekkür İsim de güzel. Peki ederim. Ayhan Bey, siz hangi işle iştigal ediyorsunuz efendim? Ben de az önce Muharrem Bey Erol Arpa yaramıştı. Biz akraba alırız Erol Arpa'yla. Ha, şu mesele az önce cep telefonuyla konuştuğum Muharrem Bey'di. Muharrem Bey kardeşim efendim ben. Evet, Ayhan Kün. Aynı işle iştigal ediyorum. Öğrenci taşımacılığı yapıyoruz biz. Okul servisi yapıyoruz. Hangi okulun? Özel okulumuz Bilfen Koleji ve Ümraniye'de Arif Nihat Asya İlköğretim Okulu diye iki tane okulun taşımacılığı.
Yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu okul isimlerini yazın. Reklam paralarını programdan sonra rica edeceğiz kendilerinden. Evet. Peki efendim okul servisi olarak çalışıyorsunuz. Evet. Mesela bu okul servisi olarak çalışan insanlar. Evet. Böyle bir işten gelir ne derece kazanıyorlar efendim? Vallahi yapmış olduğunuz işin kapasitesine bağlı. Taşımış olduğunuz öğrencilerin sayısına bağlı. Peki şöyle sorayım ben daha anlayacağınız tarzda sorayım. Bir öğrenci velisi. Evet. Siz okul taşımacılığı, okul servisi yaptığınız için ayda ne kadar ücret veriyor size? Bir aylık ücreti ne oluyor bunun? Okula olan mesafesine bağlı. En kısa mesafemiz 10 milyon 500 bin lira. 10 milyon 500 bin lira. Evet. Bu nereden neresi oluyor? 0 kilometre ile 3 kilometre arasında. Efendim? 0 kilometreden 3 kilometreye kadar 10 milyon 500 bin lira ayda. Evet efendim. Evet. Daha sonra kategorileri var. 3 ile 5 kilometre 12 milyon 500 bin lira. Söyleyin efendim söyleyin evet, buyurun. Biraz daha çıkınca. Çıkın efendim 7. Çıkın. Bizim çok fazla şeylerimiz yok. Genelde okulun çevresini alıyoruz. 5 kilometreye geçmiyoruz. Ben duyduğum kadarıyla sizden daha ucuz okul servisleri varmış. Demek ki anneler hemen altına başka yere verse siz pahalısınız efendim. Hayır efendim biz pahalıyız. Bunu bizim İstanbul Valiliği ile İl Trafik Komisyonu belirliyor bu fiyatları. Dolayısıyla biz o fiyatların ne altında ne de üzerinde öğrenci taşıyamıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Tabii. Peki o zaman size bu meslekte başarılar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Ben de oradaki arkadaşlara birer merhaba demek istiyorum. Değiliz efendim buyurun. Erol Arpa'ya özellikle teyzemin çocuğudur. Ali Bey, Ali Zor Beyefendi, İnci Hanım'a. Evet. Diğer arkadaşla dinledik ismini şu anda hatırlayamıyorum. Siz çok güzel. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum sanatlarında. Dolayısıyla günün anlam ve önemini diğer arayan dinleyiciler de belirttiler. Bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz. Hiçbir anneyi ayırt etmeden anne olan herkesin, anne adaylarını da diyebiliriz bu arada. Anneler gününü kutluyorum efendim. Çok teşekkürler Ayhan Bey. Ederim. Ayhan Kün Bey. Kün mü kün mü? Kün efendim. Neyle değil mi efendim? Neyle bitiyor? Nevşehir evet. Ses gitti Kubilay. Alo. Alo. Evet, Ayhan Kün Bey. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda. Hakikaten bizi okul servisi konusunda aydınlattınız. En azından öğrencilerin annelerinin ne kadar ücret ödenildiğini öğrenmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz bu aydınlatıcı bilgilerden dolayı. Erol Arpa'dan eğer sırası gelirse sıradaki parçayı bütün Medya FM dinleyicilerine az önce arayıp da konuşayım eşime ve çocuklarıma armağan etmek istiyorum. Peki efendim. Oldu. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Her arayan dinleyicimizden de ne yapıyoruz? Ya şimdi nereden arıyor, ne iş yapıyorun dışında yaptığı işle ilgili de bilgi alırsak yapmış olduğumuz konuşmalar boşa gitmez diye düşünüyorum. Şimdi belki sizi okul servisi pek ilgilendirmez ama bu tür bir düşüncesi olan annelerden dinleyenler varsa en azından ne yaptılar? Ne kadara mal oluyormuş böyle bir durum öğrendiler. Hem böyle de bir hizmet yapıyoruz sevgili dinleyicilerimize. Şimdi aldığımız bir habere göre artık radyonun biraz ne yapması gerekiyor? Para kazanması gerekiyor. Para kazanmak için de reklam girmemiz gerekiyor. Şimdi reklamları dinliyoruz. Reklam. Dadaş sofrası. Erzurum'a has közde yaprak döneri, su böreği, kadayıf dolması ve diğer zengin yemek çeşitleriyle yemek zevkinin tadına varabileceğiniz sıcak bir mekan. Dadaş sofrası. Dadaş sofrası Kadıköy 6 yolda. Telefon numarası 0216 336 84 58. Şimdi mutfaklarda genç enerji Ergaz zamanı. Kaliteli, güvenli ve güçlü hizmet anlayışıyla gelişen Türkiye'nin değişen tüpü Ergaz. Genç enerji Ergaz bilgi danışma hattı 0216 463 49 64. Ergaz. Medya FM yepyeni pazarlama olanakları sunuyor. Toptan fiyatına perakende satışlar MEPA pazarlamada. Kalitede uygun fiyat MEPA pazarlamada. Klaryon ototeypleri, süper ses kalitesi, süper tasarım, Klaryon Japon kalitesi MEPA pazarlamada. MEPA pazarlama sizler için yepyeni imkanlar hazırlıyor. Medya FM'i bir de Klaryon'dan dinleyin. MEPA pazarlama. Adresimiz Güray Elektronik Mimar Kemalettin Caddesi Gençlem İş Merkezi 22 Taksim 19 Sirkeci İstanbul. MEPA pazarlama telefon numaraları 0212 513 70 20, 512 12 28, 512 12 95. Kebap, lahmacun salonu,
Pendik, Taksim, Bursa'nın lezzet mekanı. Kebap, lahmacun, çiğ ve içli köfte, künefe çeşitlerini ister mekanımızda, ister ev ve iş yerlerinizde tadabilirsiniz. Adresimiz Cumhuriyet Caddesi No 10-11 Taksim. Siparişleriniz için telefon 0212-243-0014-15. Pek yakında Beyazıt'ta. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. İstanbul'un incisi Güzel Tuzla'da Şahin 2 et lokantasını tanıyor musunuz? Evet arkadaşlar, Erdem'le Neşe'yi muhabbet programına kaldığımız yerden olağanca hızımızla devam ediyoruz. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Az önce marketten arayan ve peynir fiyatlarını, zeytin fiyatlarını, yoğurt fiyatlarını konuştuğumuz hanımefendiyle olan bağlantıda demiştim değil mi? 95 kilo olduğunu söylemiştim İnci Güneş'in. Tepkiler geldi buradaki bulunan konuklarımızdan. Niye İnci Güneş hanımefendinin gerçek kilosunu söylemiyorsun Erdem dediler. Ben de namütenahi saygılarımı ilettiğim ve kendisini kesbetmek için, İnci Güneş'i kesbetmek için hemen gerçek kilosunu söyleyip namı diğer İnci Güneş'i burada açık ve seçik bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım özelliğini. Efendim İnci Güneş hanımefendi 95 kilo değildir. Değildir. 145 kilodur efendim. İnci Güneş Akrep Nalan'ı hayal ediyorsanız eğer Akrep Nalan gibi bir bayandır. Ama ümit ediyoruz ki bundan sonra rejime girecek ve 145 kilo iken 50 kiloya düşecek kendisi. İnşallah en kısa zamanda senin bu öğütlerini tutup Muzaffer Kuşan'ın kontrolünde, Doktor Muzaffer Kuşan'ın kontrolünde 145 kilodan şu andaki kilomun 63 kiloya ineceğim. Ama şimdi bakın efendim İnci Hanım aslında normalde 63 kiloydu bir ara. Çok fakat uçtum. Ayşe Hanımların marketinden habire 1 milyon 800 bin liralık peynirden yiye yiye 145 kiloya geldiniz. Bak ben aslında size iltifat etmiştim 95 kilo olduğunuzu söyleyerek ama niye Erdem gerçek kilomu söylemiyorsunuz dedin. Ben de 145 kilo olduğunuzu namı diğer İnci Güneş 145 kilodur diye açıklamak durumunda kaldım. Fakat inşallah en kısa zamanda keşke burası Medya FM değil de Medya TV olsaydı, görüntülü programda olsaydık da senin şu yalancılığın ortaya çıksaydı. Eyvah, yalancı oldum. Peki efendim. En kısa zamanda bir televizyon efendim, programında İnci Güneş gerçek bir şekilde söylüyorum. Gerçekten canım ciddi. Benim ben İnci Güneş, bunlar İnci Güneş'i hayal edin. Seni ama tüm düşünerekten ben. Sibel Can'ı düşünerekten. İnci canım, Güneş hanımefendi aynı bir Sibel Can gibi kendisi. Ve böyle esprilere de çok hoş karşıladığını yok, bildiğinden dolayı tabii, zaten tabii. Siz güzelsiniz. Her şeyinizi dört dörtlüksünüz. Bırakın size 200 kilo diyelim yani ne hiç olacak? İdare ediverin efendim bu programda. Erdem hiç fark etmez. Ama benim için bak çok samimi söylüyorum. Benim için kilo görsel güzellik zaten hiçbir zaman ön planda gelmemiştir. Kadın için de erkek için de ben görsel güzelliği hiçbir konuda değer vermem. Benim için ruh güzelliği, insan güzelliği önemlidir. Yani ben yani 500 kilo olsam. Boyunuz önemli değil mi? Bir kırklık boyunuz hiç önemli değil. Anladım. Hiç peki. Önemli değil. Anladım. Olsun biz bir telefonla dinleyicimizle konuşalım. İnsanların kalbi güzel olsun ruhu. Alo. Alo. Buyurunuz efendim. İyi günler efendim. İyi günler. Arif Sırma. Arif Sırma. Halit. Bir daha duyabilir miyiz? Halit. Halit. Sırma. Sırma tamam efendim. Evet. Buyurunuz Halit Bey, nereden arıyorsunuz, tanıyalım sizi. Efendim taksiden arıyorum, taksi şoförüyüm. Sürekli programınızı izliyorum. Hangi program efendim? Yani Medya FM'in Erdem'in eşi mi? Bütün programlarını izliyorum zaten. 93.9'u sadece açtım, onu takıldım, ona gidiyorum. Çok güzel bir program. Hakikaten bütün arkadaşlar, özellikle sizden önce bir arkadaşımız vardı. İsmet. İsmet miydi? Kim efendim bu arkadaş? Yine program yapıyordu. Cihat herhalde. Cihat evet. Ha, şiir Sevgi Çeşmesi, şiir okuyor arkadaş. Evet, ona da bayıldım. Tebrik ediyoruz kendisini bu konuda. Ona çok başarılı bayıldım. Bir arkadaşımız. Sizi de tebrik ediyorum. Teşekkürler. Zaten bizim şahsında bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Kendim Kıbrıs uyruklu bir vatandaşım. Geçen günler sizin radyonuzda bir türkü dinledim, Kıbrıs türküsü. Evet. Kimin okuduğunu da bilmiyorum. Uygunsa onu rica ediyorum sizden. Kubilay'a sormak istiyorum. Kimdi o? Herhalde o CD'den girecek bir türkü. Onu biz programdan sonra göndersek size. Biz tabii şimdi canlı efendim. Burada okuyup söylüyor arkadaşlar. Size peki başka efendim. Bir türkü gönderelim. Tabii ki efendim. Burada tabii bir sürü sanatçımız var. Olur. Genç arkadaşımız var. Erol Arpa var, Ali Zor var. Erol Arpa'dan bir tane türkü isterim eğer mümkünse. Tamam. Erdemciğim ben burada bir saplama yapmak istiyorum. Taksici kardeşim diyorum. Çünkü ben 6 yıl taksi şoförlüğü yaptım İstanbul'da. Aa, ne mutlu. Tabii Ortaköy'de 6 yıl taksi şoförlüğü yaptım. Ve bunu taksiciliği bıraktıktan sonra düğün salonculuğuna takriben
de kaset işine ve sanatçılığa girdim. Ve ben de taksici arkadaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan sabır diliyorum kardeşim. Bu işi ederim. Çok iyi bilen bir insan olarak, 6 yıl direksiyon sallamış bir insan olarak onlara Cenab-ı Allah'tan sabır diliyorum. Sayın Sırma, Sayın Sırma, hangi durakta taksi şoförlüğü yapıyorsunuz efendim? Ben serbest efendim. Serbest, herhangi bir durağınız yok? Yok, durağa bağlı değiliz. Peki kurallara uyuyor musunuz efendim? Tabii ki, yani zaten İstanbul'da taksi şoförlerinin kurallara uymaması çıkar biliyorsunuz. Sayın Sırma, ben taksi şoförlerinden şikayetçiyim efendim. Öyle geçen mi? Gün şöyle bir olay yaşadım. Beşiktaş'ta bir vatandaş taksiyi durdurdu. Bu bir Beşiktaş Hidiv Kasrı mıydı, öyle bir kasır var biliyor musunuz? Ihlamur Kasrı, pardon, Ihlamur Kasrı. Yanlış söyledim. Oradan taksiye binip kendisini Ihlamur Kasrı'na götürmesini söyledi ve taksi şoförü hiçbir şekilde kısa mesafeye gitmeyeceğini söyleyerek müşteriyi tersledi ve indirdi. Buna da ben şahidim. Efendim, siz de bir taksi şoförüsünüz. Niye böyle kısa mesafeye gitmeyiz diye böyle tartışmalar yaşanıyor müşterilerle, sorabilir miyim? Bakın, bir şey söyleyeyim. Buyurun. Taksi şoförlerin trafik kurallarına uymasından bahsettik. Fakat sizin demin vermiş olduğunuz örnek maalesef birçok arkadaşımızda yerleşmiş bir fobi gibi. Yani kısa mesafeye gitmem, benzin yakmam, işte taksimetre açmam. Fakat emin olun, ben bir taksi şoförü olarak, taksici olarak, taksi de kendimin, kısa mesafe daha çok işime geliyor. Yani yanlış değil mi yaptıkları bu taksicilerin? Bence çok yanlış. Ki kişilerin yaptıkları hareketler kendileriyle kaimdir, kendilerini bağlar. Ama tasdiklemediğimi, okeylemediğimi söylemek isterim. Peki bunu siz de bir taksici olarak, diğer taksici arkadaşlarınızdan dinleyenler varsa, sen kendi ağzınızdan bu mesajı verir misiniz? Sevgili arkadaşlarım, taksi şoförleri, taksici arkadaşlarım, bütün vatandaşların işinin konumu acelesi ne olursa olsun taksiye binme ihtiyaçları varsa, bizler de taksici olarak onların mesafesine bakmadan onları taşımalıyız. Hepinizden bunu bir taksi şoförü olarak rica ediyorum. Bravo! Sayın Sırma, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür adınızı, ediyorum. Soyadınızı ve taksi plakanızı lütfen burada bahşeder misiniz? Halit Sırma. Evet. 34. Trabzon. Bursa. Evet. İnegöl. Evet. 216. 216. Örnek bir taksici ilan ediyoruz sizi Erdem'le Neşe Muhabbet programında. Ve sürekli Medya FM dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Eğer Erol Arpa kaseti isterseniz size hediye etmek isteriz. Programdan sonra arayın, nasıl alacağınızı anlatalım size. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Oldu, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi İnci Hanım, sizden bir Dönülmez Akşamın Ufkundayız diye bir şarkı isteği gelmişti değil mi? Unutmuş değilim. Bir bayan istemişti. O şarkıyı hiç unutmadan, hemen sırası gelmişken bir dinleyelim Dönülmez Akşamın Ufkundayız'ı. Onun dışında istek gelip de benim hatırlatmayı unuttuğum bir şarkı var mı arkadaşlar? Hemen alın. Dönülmez Akşamın Ufkundayız vardı, başka? O kadar. Peki, buyurun İnci Hanım, sizi dinliyoruz. Onu bir İnci Hanım'dan sonra türkü çünkü. Onu ondan sonra alacağız. Bu arada efendim 0216 489 51 56 ve 57 canlı yayın telefon numaralarımız.
Cihana bir daha gelmek hayaldi ise bile avunmak istemeyiz böyle bir teselli ile. Vakit çok geç. Çok bravo, geç. Ben bunu anneler gününde bütün annelere hediye ediyorum. Şimdi İnci Hanım, ben bizim meslektaşımız bir arkadaş var şimdi. Ondan bir parça rica edeceğim. Çok sevgili Yalçın Bulut'tan. Şuraya alırken bir darbuka sola dinleyelim. O arada da arkadaşı biz buraya davet edelim. Tabii, Zafer Bey'den. Tabii Erdemciğim. Tabii buyurunuz efendim. Hazır mısın? Evet. Arkadaş hazır. Geldi. Udunu almıyor musun? Yok. Utsuz. Evet. Nasıl olacak? Kim eşleyecek? Şimdi şöyle söylemek istiyorum ben. Buyur. Benim programlarımda evet. Bana bundan iki gün önce yapmış olduğum programda bir mektup gönderen sevgili bir dinleyicim Münevver Hanım. Benden kendisinin yazmış olduğu bir şiir varmış. Annem isimli. Pazar günü bugün bugün için bir planımız vardı. Ezgi Pınar adı altında programının. Pazar günü özel bir istek, anneler özel bir program tasarlıyorduk. Fakat işte İnci Hanım'ın böyle bir telefonu beni çok mutlu etti. Kendileri kesinlikle kıramayacağım için böyle dostlarımla da tanışmak, sizin gibi güzel insanlarla tanışmak beni daha çok mutlu etti. O yüzden artık Münevver Hanım'ın, sevgili dinleyicimin şiirini izin verirseniz ben burada okumak istiyorum. Ondan sonra şarkını dinleyeceğiz. Ondan sonra da şarkımızı dinleyeceğiz. Peki. Tabii ilerleyen dakikalarda bana yine fırsat verirseniz yine bir şiirim daha var. Onu da seslendiririm. İnşallah. Bulursak zaman.
Şimdi de bir fon rica edeyim yine füzzam olarak. Annem, senin kalbin benimle, benim kalbim seninle dolu. Açık olsun her zaman sana mutluluğun yolu. Olur mu? Olur mu sen hiç ağaçlar yapraksız, kuşlar kanatsız? Kalmak istemem sensiz, yapayalnız annem. Kim, kim yapar sensiz bana yaptıklarını? Bilmiyorum, ne yapsam ödeyemem haklarını. Bana vermişsin ömrünü, en güzel yıllarını. Bana açmışsın gönül kapılarını annem. Gözlerinde yaş görsen üzülür, avutursun. O anda kendini, dertlerini unutursun. Sen, ben seninle doluyum, sen benle dolusun. Sen benim güneşim, aldığım nefes suyumsun annem. Gözlerinde yaş, kalbinde yas olmasın. Benden ayrı değil, hep yanımda kalmalısın. Seninle her şeyi konuşup, her şeyi paylaşmalıyım. Bana bir masal anlat ki gerçek sanmalıyım annem. Karalar bağlamanı istemem. Sen hep gül, gül. Sen gül bahçesi ol, renk renk. Ben bülbül. Sana en güzellerinden mutluluk şarkıları söyleyeyim annem. Ben seni bülbülün gülünü sevdiği kadar severim annem. Senin sevgini, senin sevgini bir ömrüm tüm günlerine sığdıramam. Sana olan sevgimi kelimelerle anlatamam. Seni sadece 9 Mayıs'larda değil hep hatırlıyorum. Sana mutlu olduğum tüm günleri, tüm yılları, tüm güzellikleri armağan ediyorum annem. Evet, teşekkür çok güzel ediyorum. Bir şiiri Altıncığım. Burada sevgili dinleyicimin bir şiiriydi. Kısmet burada okumak oldu. İnan ki o kadar da güzel okuyorsun ki ben dışarıdan yayından takip ettim. Çok güzel bir ses tonun var. Teşekkür ediyorum. Şimdi Zafer Bey bir dakika arkadaşlar, hazır şiir normuna girmişken hemen bir fon alayım, bir de ben okuyayım. Arkadaşlar bir mukayese ediniz efendim. Şimdi yarışa girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun Zafer Bey. Sen olmasaydın anne, ne doğar ne yaşardım. Senin şefkatinle ben büyümeyi başardım. Üzerime titrersin, korursun kanadınla. Canıma can katarsın sen annelik adınla. Sana neler borçludur, düşün bir evlat anne. Kana kan veren, can verensin. Ya benim verdiğim ne? Sana candan sevgimi, saygımı sunacağım. Bugün tüm anneleri minnetle anacağım. Evet. Evet. Şimdi ben tabii her ne kadar şair edasıyla okuyamamış da olsam en azından sevgili meslektaşımızdan sonra insanlara bir mukayese şansı tanımış oldum. Çünkü az önce de şiir okumuştum. Şimdi hangimizin daha iyi okuduğunu dinleyiciler karar versinler. Tabii sen bunu meslek edinmişsin. Sürekli şiir okuyorsun gerçi programlarında. Benden çok daha iyisindir değil mi? Her programda şiir okuyorsun. Zaman dinleyicilerden aldığım isteklere göre okuduğum oluyor tabii ki. Ben bu programda ilk kez böyle bir şeye girdim bugün. Şimdi bu arada arkadaşlar telefon numaramızı hemen bir daha verelim, ondan sonra şarkıya gireceğiz. 0216 489 51 56 57 canlı yayın telefon numaralarımız. Sevgili Kubilay'a seslenmek istiyorum. Şimdiki şarkıyı sana gönderiyoruz, sana armağan ediyoruz. Sevgili teknik yönetmenimiz Kubilay'a ve Kubilay'dan rica ediyorum. Telefon gelirse eğer şarkıda değilsek pat yayına verebilirsin. Dinleyicimizi bekletmeyelim. Şimdi yine senden bir şarkı dinleyeceğiz. Hangi şarkı var? Sen Sanki Bahar'ın Gülüsün isimli Hüzzam Makamı'nın güzel bir eserini seslendireceğim tabii ki izninizle. Dinleyeceğiz zevkle. İnşallah şarkıların da şarkı söyleyişin de şiir okuyuşun gibidir inşallah. Alo. 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 Buyurunuz efendim. Merhabalar. Merhaba. Ben İstanbul'dan arıyorum. Nereden arıyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'un Şişli. Hangi ilçesinden efendim? Şişli. Şişli'den arıyorsunuz. Evet. Buyurunuz efendim. Ben istek isteyecektim. Dur bir dakika, hemen isteğe geçmeyiniz yani. Öyle hemen beleş istek yok. Biraz tanıyacağız bakalım sizi. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir tanıyalım bakalım. Ben okuyorum. Öğrencisin, hangi okulda? Halde Edip. Halde Edip. İlköğretim okulu. İlköğretim okulu mu? Evet. Sen ilkokul öğrencisi misin? Ya hayır, yani okulun adı öyle.
Ha, kaça gidiyorsun? Orta 2. Orta 2 okul deyince Allah Allah dedim. Burada hani Gürkan Kaya var ya 13 yaşında. Dedim ha ondan mı? Bak ne güzel. Bak senin sayende ortaokullara da inmiş olduk. Ne kadar güzel. Peki dersler ne alemde? Dersler iyi. Dersler iyi, bir problem yok. Yok, teşekkür alma ihtimalim var. İnşallah, inşallah. Peki müziğe olan ilgin hangi alanda? Türk sanat müziği mi, Türk halk müziği mi? Türk halk müziği. Türk halk müziği. Evet. Ha, burada Ali Zorlar, Erol Arpalar tabii hemen söz konusu. Senin bu isteğinle alakalı olacak kişi onlar. Bir de Gürkan Kaya var. Peki ama biz şimdi Türk sanat müziğinden bir parça dinleyeceğiz sevgili meslektaşımızdan, radyocu arkadaşımızdan. Ama sana şunu sorayım. Bu Şişli'de biliyorsun çok kalabalık. Yani bir curcuna var. Trafik falan kilitli bir durumda. Yani insanlar iğne astınız yere düşmeyecek bir kalabalık söz konusu. Nasıl, rahat yaşayabiliyor musunuz orada? Yaşayabiliyoruz yani. Yani rahat, bize göre tabii, alıştık yani. Peki Şişli'de en çok şikayet ettiğiniz şey nedir? Belediye başkanlığı seçimlerinin dışında sormak istiyorum. Belediye başkanlığı içinde yolların pis olması. En büyük probleminiz o mu? Evet. Trafikten, kalabalıktan, gürültüden? Trafikten, evet, en çok da trafikten. Yani hem pislik hem trafik, ikisi bir arada. Evet, buradan senin bu mesajını bütün ilgili yerlere iletmiş olduk. Evet. Peki senin söylemek istediğin annene bir mesajın var mı buradan? Hadi bakalım. Bütün anneler gününü, yani annelerin anneler gününü kutlarım. Evet. Bir de yani anneler bir çiçektir yani, onlara kıymetini bilmeniz lazım. Annen nerede şu anda? Benim annem şu an burada yani, dinliyor. Dinliyor mu? Evet. Şu anda yayında annene güzel bir cümle söyle son olarak. Anneciğim diye başla söyle. Yani anneciğim, seni çok seviyorum. O kadar. Evet, adına alkışlarız. Peki, aradığın için çok teşekkür ediyoruz. Her programda seninle canlı bağlantı yapmak isteriz. Genç bir kardeşimizsin. Ne mutlu bize. Alo. Alo. Sesimi duydun mu? Duydum, evet diyorum. Oldu, hadi görüşürüz. Oldu, ben bir istek isteyebilir miyim? Tabii, söyle söyle, hemen alalım onu da. Burada Yanaç ailesinin hepsine selam, yani söylüyorum. Söyle. Şu an kapı çalınıyor da. Ha, senin kapı mı o? Evet. Bizim radyonun da öyle vardı, bizim kapı falan. Kapı ne oluyor demiştin? Çalınıyor. Çalınıyor mu? Aman dikkat et, hırsızları yakala, çalmasınlar kapıyı. Tamam. Bir kapı kaç lira sen biliyor musun? Hı hı. Aman annene söyle yetişsin. Tamam. Bu esprisi olsun. Oldu, peki görüşürüz. İsteğin neydi? İsteğim Zeynep'ten. Hangi Zeynep'ten? Zeyno. Yani Türk Halk Müziği'nde. Adını alalım tabii. Yani Zeynep istiyorsun da biz Zeynep'i nasıl getirelim sana şimdi? Sen şarkı, türkü ismi söyle bize. Kim? Uzun Hava. Uzun Hava. Evet. Uzun Hava, o zaman birilerinden sana gönderelim. İsim vermeyelim. Buradaki sanatçılarımızı birinden rica edelim, bir Uzun Hava gönderelim sana. Tamam, oldu. Oldu, peki görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, biz bizeyiz. Herhalde bizim dinleyicinin bahsettiği Zeynep, bu bizim bildiğimiz Zeynep değil mi? Hani böyle kısa boylu var ya, A takımda seyrettik. 1.40, hani bir demin 1.40'lık bir boydan bahsetmiştim. O Zeynep'e gayet uygun bir boy. Ama o boydan müthiş ses çıkıyor. Tebrik ediyorum kendisini. Yani. Şimdi hemen dinleyelim seni. Evet. Şarkının adını bir daha alalım ama. Sen sanki baharın gülüsün. Sen sanki baharın... Sen çiçeğimsin. Okey, dinliyoruz. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Sen her gece rüyama giren, göz bebeğiz bebeğimsin. Sen her gece rüyama giren, göz bebeğimsin. Sen şimdi uzak
sana bir bebeksin. Sen her gece rüyaya giren bebeğimsin. Sen her gece rüyaya giren göz bebeğimsin. Evet, sevgili teşekkür meslektaşımızı ediyorum. Tebrik ediyoruz. Son kez ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Size lütfen. Buradan anamın nasırlı ellerinden öpüyorum. Onun şu anda beni duymuyor tabii ki ama o yüreğinde hissediyordur. Onunla güzel analar gününü kutluyorum ve buradan bütün analarımızın da saygıyla, sevgiyle ellerinden öpüyorum. Ne kadar güzel. Bak çok güzel söyledin. Meslektaşımız olduğunu bir kere daha bize ispat ettin konuşmanla. Şiiri güzel okuyorsun. Şarkıyı güzel söylüyorsun. Konuşman güzel, ses tonun güzel. Demek ki sen de yakında basamakları hızla tırmanacak arkadaşlardan birisin bu alanda. İnşallah sanatımızı bir ticari maksatta değil, sanat olarak insanlara olması gereken güzellikte sunarak bir şekilde tırmanacağız ama basamakları yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Tam yavaş böyle yavaş. Melodi FM'in adına nazır bir çalışanı personeli arkadaş. Teşekkürler. Bir ara Radyo 2019'da arkadaş olduk fuarda. Radyo 2019 sürekli arıyordu bizi. Bir de Melodi FM'den de sevgili arkadaşımızı kazandık. Çok ne kadar ediyorum. Güzel. Bütün sizinle radyoda biz kazanacağız. İnanın sizinle tanışmak da böyle çok büyük bir mutluluk verdi bana. Sağ çok olsun. Güzel duygular kattı. Teşekkür ediyorum. Zaman zaman görüşürüz yine seninle programlarda. İnşallah. Şimdi ben gel bakalım Gürkan. Gel. Ondan sonra Ali Zor'a geçeceğiz. Hızlı hızlı geçelim çünkü programın daha yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Arkadaşlar gel bakalım Gürkan. Şimdi ben senden bir türkü dinleyeceğim. Sen türkünü ayarlayana kadar biraz neşeye neşe katmak için bir fıkra anlatayım hemen. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da herkesin alacaklısı vardır. Özellikle ay sonu alacaklılardan nasıl acaba ben bunları atlatırım? Yani ay sonu geldi, maaş alacağım güne kadar nasıl bunları ikna ederim diye ne yapar? Kara kara düşünür. Sonra ay sonu geldiği zaman bütün alacaklılar ha babam hücum ederler paralarını almak için. Tabii bizim temelde alacaklılardan kaçıyormuş her zaman olduğu gibi. Şöyle bir formül bulmuş. Bakalım bu formülü dinleyelim hep birlikte. Evet, temel alacaklılardan kaçmak için kapısına temel İstanbul'a ciddi diye bir kağıt asmış. Kapı çalınca tavan arasına kaçıyormuş. Bir ara kapı açılmış. Tavan arasından ne görsün? Adamlar eve girmiş, eşyaları götürüyorlar. Temel kendi kendine uy şimtu pen İstanbul'da olmasam size gösterirdim. Evet. Artık çalınıyor artık kapı gidiyor giriyorlar içeri. Tabii durum bu. Temel de tabii kendisini çok iyi bir yöntemle savunuyor. Bize açık konuşmamız gerekirse Temel'den öğreneceğimiz çok şey var bu alanda değil mi arkadaşlar? Şimdi Gürkan'cığım hazır mısın? Hazırım. Bakınız efendim 13 yaşından çıkan sese bakınız. Bir de Zeynep'ten çıkan sese bakınız. Hangi türkü dinleyeceğiz? Ara Yelde. Ara? Yelde. Ara Yelde. Peki bunun bir anlatsana içeriğini. Ne anlatıyor bu türkü? Konusu ne ağırlıkta bunun? Bilmem valla. Yani sözlerinden bir iki cümle söyle ben çıkarırım. Ara yerde ara yerde. Ha. Evet. Türkü olarak. Söyleyince hatırlıyorsun. Evet. Türkü olarak konuşarak söyleyemiyorsun. Evet. Bu da olsun bu mesleğin inceliklerinden, hassaslıklarından bir tanesi. Daha ben da herhalde zorda kalınmışlığı anlatıyor. Evet. Türkü. Ara yerde. Sesin, Minci Hanım mikrofon ya A takımı gibi yani. Sana mikrofonu zaten mi? Tut oradan Erdemciğim, işte. Bu A takımında bir sorun bir derden eneşeye madde mikrofon sorunu yaşıyoruz böyle. Darda ve zorda evet. Kalınmış bir durumu herhalde evet. Zannediyorum. Türkü bundan bahsediyor. Zaman, ara yerde yani zorda darda evet. Anlamında. Ben öyle algıladım. Bu türküyü, alo Seher Solmaz duyuyor musun? Duyuyor musun? Evet şu anda haberleri hazırlıyor. Altı haberlerini girecek. Bu türküyü o zaman Seher Solmaz hanımefendiye gönderelim. Aynı zamanda bizim teknik yönetmenimiz Kubile'ye göndermek istiyorum. Sadece ikisine gitsin. Şimdi dinliyoruz seni sevgili Gürkan'cığım.
Ara yerde, ara yerde kalmışam ben, ara yerde, ara yerde, ara yerde kalmışam ben, ara yerde. Gül açarken mor dallarda ölüm bekler, ara yerde, ara yerde. Vur ben ölem, vur ben ölem, ucam kurban, vur ben ölem. Azayında ara çökmüş, sen ölme yar, dur ben ölem. Vur ben ölem, vur ben ölem, ucam kurban, vur ben ölem. Azrail dağlara çökmüş, sen ölme yar, dur ben ölem. Zalimler pusu kurmuş, kuşun yeri cana değer, cana değer. Vur ben ölem, vur ben ölem, ucam kurban, vur ben ölem. Azrail dağlara çökmüş, sen ölme yar, dur ben ölem. Vur ben ölem, vur ben ölem, ucam kurban, vur ben ölem. Azrail dağlara çökmüş, sen ölme yar, dur ben ölem. Alo. Merhaba. Alo. Merhaba. Merhaba, buyurunuz efendim. İyi programlar diyeyim ben. Kim diyorsunuz efendim? İyi programlar diliyorum ben size. Ha, diliyorsunuz. Buyurun. Güzel gidiyor türkülerle. Teşekkürler efendim. Çok hoş gidiyor sohbetiniz. Ayrıca ben hala Ali Bey oradalar sanıyorum. Ali Bey burada. Sesini alabilir miyim? Alabilirsin. Ali, alo de. Merhabalar. Merhaba dedi. Merhaba, ben Dilek. Biraz önce söylenen türküyü ben Ali Bey'den dinlemek isterdim. Ama neden dinlemek isterdim? Evet, neden? Özel bir televizyonda dinlemiştim kendilerini. İnanılmaz güzel yorumluyordu. Ondan başka türkü dinleriz. Hayır, özellikle bu parça çok güzel yorumlanıyordu. Öyle mi? İnanılmaz güzeldi. Peki, teşekkürler. Peki bir dakika dur şimdi. Bize iyi programlar dileyen Dilek'le tanışalım o zaman. Dilek, nereden arıyorsun? Çamlıca'dan arıyorum ben. Çamlıca'dan arıyorsun. Hı hı. Peki Ali'yi nereden tanıyorsun? Ali'yi işte ekranda görmüştüm ben. Ha, bir ekrandan. De Medya FM'de şimdi yakaladım. Şimdi de burada yakaladık. Anladım. Ne iş yapıyorsun Dilek? Ben müşteri temsilcisiyim. Oto alım satımı yapıyoruz. Oto alım satımı. Hangi bir dakika değil mi arkadaşlar, ben oto alım satımı yapan otocilerden telefon bekliyoruz demiştim. Dilek iyi bir isabet oldu. Yok, bu kadar özelime giremem şimdi ben. Efendim? Bu kadar özelime giremem, sadece ne iş yaptığımı söylerim. Zaten biz özeli ne yapacağız Dilek Hanım? He? Bizim özelle ne işimiz var Dilek Hanım? Tabii bizim. Şimdi bu oto alım satım firmasının adı nedir peki? Firma değil. Galeri. Galeri. Adı ne olsun, ne yapar ki? Galeride bir firma yani. Bir şirket ne alacak yani? Bu bir kelime için kendimizi mi kıracağız burada? Birbirimizi mi üzeceğiz? Reyhanlar Otomotiv. Kim? Reyhanlar. Arkadaşlar Reyhanlar Otomotiv'i de yazın. Reyhanlar, Reyhanlar. Tamam, Reyhanlar değil mi? C. Allah Allah, niye böyle yanlış anladık? Ceyhanlar mı? Evet. Tamam, olur. Reyhanlar, C'yi C yaparız, olur biter. Ceyhanlar Otomotiv. Programdan sonra görüşelim bu Ceyhanlar Otomotiv'le. Hı. Şimdi ben sizin namınızı hemen herkese, bütün dinleyicilerimize bir şey söylemek, hatırlatmak istiyorum. Az önce unutmuşuz. Bütün şu anda bizi dinleyen
canlı bağlantıya katılan herkese yayından sonra ararlarsa birer Erol Arpa kaseti armağan etmeyi istiyoruz. Dilek Hanım, duydunuz mu efendim? Teşekkür ediyorum. Size de bir tane Erol Arpa kaseti veririz. Neydi? Ceyhanlar mıydı? Bir dakika, evet. Erol Bey, bir saniye, bir dakika. Ceyhanlar Otomotiv'de değil mi? Evet. Evet, Erol Arpa kasetini artık Ceyhanlar Otomotiv'de dinlersiniz bütün mesai arkadaşlarınızla birlikte. Beni bağışlayın ama ben kaseti almasam da Ali Bey'den bir parça istesem. Arkadaş, Dilek Hanım Ali Bey'e takmış kafayı. Çok kötü taktım. Her ne kadar görüş ayrıcalığımız olsa da müzikte birleşiyoruz. Peki, ne kadar güzel. O zaman Ali Zor'dan, gerçi programın da sonuna geldik ama... Ama ben istiyorum. Tamam, istiyorsun. Dilek Hanım'ı kırmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Siz i̇yi de kendin. Programlar, güle güle. Peki efendim, oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya arkadaşlar, benim anlamadığım bir şey var. Şimdi nedense böyle harflerde bazen yanlış anlama durumları söz konusu oluyor. Ama işin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? 3-5 kez tekrar ediyoruz. Herkes duyuyor ne olduğunu. Şimdi bir tane Ceyhanlar ekledik. Kubilay, yazıyorsun değil mi oraya? Kulaklarından bir rahatsızlık geçirmişsin değil mi Erdem? Bildiğim kadarıyla az duyuyorsun sen. Şimdi İnci Hanım yükleniyor burada bana. bir dakika. İnci Hanım. İnci Hanım. Yani sizin... Bir şekilde bahsede çıkarmam lazım. Sizin 145 kilo olduğunuzu ve boyunuzun 1.40 olduğunu söylememden dolayı intikam aldığınızı biliyorum ama... Efendim ben bu konuda herhangi bir rahatsızlık geçirmedim. Aslında bunu bilerek yapıyorum. Niye bilerek yapıyorum? Ceyhanların ve adı daha çok geçsin de reklam parası alırken sıkıntı çekmeyelim diye yapıyorum. Şu anda listeme baktığınız zaman yaklaşık 7-8 firma ismi var. Buradan bizim Mehmet Ali var, reklam müdürü. Az sonra kendisiyle telefonlaşıp bu bilgileri aktaracağım ki gidip paraları toplasın ki. Ancak bu şekilde bunların hepsini birleştireceğiz. Ve ne olacak? Medya FM Türkiye'ye açılacak. Bu da Erdem ve Neşe Muhabbet'in katkısı değil mi Kubilay'cığım? İyi değil mi? İyi yöntem bulmuşum. Bu arada sevgili İnci Güneş Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hassas konuya değindiği için. Bilakis benim de müzik kulağımın çok iyi olduğunu, hatta bir kaset çıkartmak gibi bir girişimde bulunursam bana destek verecek 3-5 tane firma olduğunu söyleyebilirim bu alanda, yani İnci Güneş Hanımefendi. Ben de bestelerimle seni desteklemeyi her zaman istiyorum Erdem'cim. Teşekkür ederim ama biraz incelmeye bakalım. En kısa zamanda bunu bir görüşelim. Görüşelim senden. Ama yani biraz incelin de 145 kilodan aşağı inin yani. O zaman görüşelim. Siz önce bu problemi bir halledin. Onu ben sözümde duracağım. Sana söz veriyorum. Sözümde duracağım. 145 kilodan 45 kiloya ineceğim kısa zamanda. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Ya, 6'da haberler girecek. Bizim tabii Kubilay'ımız da burada. Erdem diyor, hatırlatıyor bana saati. Seher Solmaz da hazırlanıyor da haberler için. Az sonra kendisi günün gelişen olayları hakkında bizi haberdar edecek efendim. Hep birlikte dinleyeceğiz. Biraz aydınlanacağız bu konuda. Bu arada efendim bizim arkadaşlarımızdan Cem'di herhalde değil mi Cem? Evet, oradan okey geldi. Türkmen Gelini diye bir parça istedi. Fakat ben şimdi programın sonuna geldiği için ne yapacağım bilemiyorum. Bir ara yayın kesintisi yaşadığımızdan dolayı böyle hep son ana yüklenmeye çalıştık her şeyde. Ama onu dinletebilir miyiz, dinletemez miyiz bilemiyorum. Ama en azından isteğinizi ben söylemiş olayım. Cem Bey'den Türkmen Gelini diye bir istek geldi. Son parça dinleyeceğiz. Arkadaşlar, İnci Hanım. Ben diyorum ki, şimdi bu son bir parça dinleyelim. Herkesten aynı anda söyleyebilir miyiz? Hep beraber bir şey söyleyin. Bir şey olsun, ondan sonra programı yavaş yavaş kapatalım. Peki, beraber bilinen bir türkü okuyalım değil mi Ali Bey? Mesela bir cümle Ali Zor'dan alalım. Muhabbet Müzik Evi'nin değerli hocası Ali Zor'dan. Bir cümle Erol Arpa'dan alalım. Bir cümle mesela Gürkan'dan alalım. İşte Zafer Bey'den alalım. İnci Hanım'dan alalım. Çok bilinen bir türkü olsun değil mi? Hep birlikte okuyalım. Daha önce arayan, az önce arayan bütün dinleyicilerimize armağan edelim bu türküyü. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Taksici arkadaşım aramıştı. Taksici Erol Arpa. Yalnız haberlerden sonra bu Sevda Beni türkümün CD'den arkadaşıma göndermek istiyorum. Yayın kopmuştu. Bunun için fazla program yapamadık. Evet. İlk önce Ali Bey'den başlayalım. Şimdi şöyle yapabiliriz eğer uygunsa. Ben deminki arkadaşım bir parçayı okumamız zaten imkansız. Bir parça okuyayım. Ondan sonra Yeşil Ördeği hep beraber okuyabiliriz. Tabii. Biliyorsunuz değil mi hepiniz? Tabii. Herkesten birer cümle alalım. Tabii. Ben söz veriyorum. Ben açıkça fazla doyamadım bu programa. Sizi eğer kabul ederseniz başka bir hafta tekrar çağırmak istiyorum. Daha doyasıya bir program için. İnşallah yayınımız da kesilmeyecek. Buyurunuz elde bir hal geldi başıma, geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir. Derman ararken
derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir, Mevla Kerim'dir. Derman ararken derde düş oldum. Derman ararken derde düş oldum. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir. Yeşil ördek gibi daldım göllere, yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp giden gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Başım alıp giden gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Ne sen beni unut, ne de ben seni. Arkadaşlar alkışlıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hemen çok acil haberlere bağlanacağız. Ali Zor'a çok teşekkür ediyorum. Muhammed Müzik Evi'nin değerli hocası. Erol Arpa'ya çok teşekkür ediyorum. İnci Güneş'e çok teşekkür ediyorum. Gürkan Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Meslektaşım adını tekrar alabilir miyim? Yalçın Bulut'a çok teşekkür ediyorum. Zafer Tunabay. Tunabay'a çok teşekkür ediyorum. Taner Tanka. Ya çok teşekkür ediyorum. Efendim bu hafta Erdem'le Neşe Muhabbet programından bu kadar. Önümüzdeki hafta yine dop dolu bir Erdem'le Neşe Muhabbet programında görüşeceğiz. Aynı ekibi ben bir daha ağırlayacağım ve diyorum ki son olarak yanlışlık yaparak geçirilen bir yaşam, hiçbir şey yapmadan geçirilen bir yaşamdan hem daha şerefli hem daha yararlıdır. Gününüz aydın, aydınlığınız daim olsun. Haber merkezine Seher Solmaz'a bağlanıyoruz. En iyi müzik, en güçlü haber. Medya FM. Medya FM Haber. Evet, şimdi biz Hilton... Hilton Exhibition Center'da Müzik 99'da Medya FM olarak yerimize standımızdayız. Az önce burada müthiş bir eğlence vardı. Erdem konuklarıyla çok güzel sohbet etti. Şarkılar, türküler söylediler ve şu anda da genç kuşağın benim de çok beğenerek dinlediğim bir